Türkiye'nin Fenomen programı Gizli Gerçekler'den herkese iyi akşamlar. Değerli izleyenler, Medya 24 IPTV ekranlarında bu akşam çok özel bir konu var. Özel konunun yanında özel de konuklarım var. Bu akşam Türkiye'de tarikatlar ve cemaatler gerçeğini konuşacağız. Stüdyodaki değerli konuklarımı ben size önce takdim edeyim, tanıtayım. Gülay Pınarbaşı hanımefendi, araştırmacı yazar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Meltem Arıkandaman, yayıncı, editör, yayın editörü mü diyelim? Yayın editörü, evet dersek daha doğru. Siz de hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Ve araştırmacı yazar İsmail Çorbacı hocam bizlerle bu akşam. Onun da çok önemli iddiaları var. Türkiye'de tarikatlar ve cemaatlerle ilgili, özellikle şu anda konuşacağımız konuyla ilgili de iddiaları var. Evet, şöyle başlayalım. Tarikatlar ve cemaatler gerçeği dedik. İsmail Hocam ben size başlayayım. Evet. Türkiye'de tarikatlar ve cemaatler gerçeği var. Var. Kaç tane tarikat var? Şimdi Türkiye'de günümüzde belli bilinen 72 tane tarikat var. Bunları da kuranlar Yahudiler ve onları kendileri de söylüyor. Bugün İsrail, daha önceki İsrail, bundan önceki İsrail. Türkiye'deki diyor 72 tarikatı biz kurduk, başlarına da kendi ajanlarımızı geçirdik. Osmanlı'dan bugüne kadar tarikat ve cemaatleri incelerseniz, irili ufaklı, sağ tandans, sol tandanslı olaraktan yani 2000'i aşkın var. Ve hala daha ufak tefek olanı var. Yani 3 kişiden olan da cemaat var, 5000 kişi olan da var. Bunların şu andaki Türkiye'deki en büyüğü de Menzil olarak biliniyor. Ve tabii ki bunlarda şu da var. Osmanlı'dan daha da öncesi Türklüğün pagan dönemine kadar, neopaganizmine kadar, hatta milattan öncesine kadar bütün insanlığın başına, sadece Türk milleti devleti olarak değil, bütün insanlığın başına gelen bütün belalar, her şeyler, iç ayaklanmalar, iç savaşlar, isyanlar, belli başlı sokak isyanları gibi şeyler, arkasının hepsinde tarikatlar çıkmaktadır. Tabii bu bölge bölge değişir. Bir bölgede tarikat vardır. Bakın Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar olan isyanlara bakın. Arkasından bir şeyh çıkar, bir tarikat çıkar. Tıpkı yakın dönemde olan 15 Temmuz gibi. Ve bunu da bozuk tarikatlara yaptırırlar. Ana tarikatlara değildir. Mesela 15 Temmuz olayını yapan Nur cemaatiydi. Fethullah Gülen'e, FETÖ'ye yaptırılan. Amerikan eliyle ve İngiliz. Esas da bunların en arkası İngiliz'dir. Bunlar. Ama hakiki Nur cemaati o değildi. Yani gerçek Said Nursi cemaati o değildi. Bir de şu var, Batı daima Türkleri, Türk milletini hep bölmüştür, çeşitli fırkalara bölmüştür, bunlara isim vermiştir. Mesela Türk demiştir, sen Kürtsün demiştir, sen Kırgızsın demiştir, sen Özbeksin demiştir ve araya da fitne sokmuştur. Hep Türk milletini dağıtmışlardır. Zaman gelir, özellikle Türklerin yani İslam'ı en son kabul eden millet olan Türkler, en son İslam dinine giren bizleriz. Peygamberi ve Kur'an'ı ve İslam'ı çok baş tacı ettikleri için, biz ettiğimiz için, onun için devamlı içimize bu küresel güçler tarafından hep fitneler sokulur. Yani bize şunu gösterirler. Vatan hainini vatansever olarak gösterirler. Çok iyi din alimi olarak gösterdikleri aslında dinsizin önde gidenidir. Bugün mesela Vatikan'daki Papa şudur, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak bilinir. Hı hı. Ama bugün Vatikan'daki kardinallerin birçoğu ve Vatikan'daki Papa da dahil olmak üzere Hristiyanlık ve Yahudilik aleminde hahamların da büyükleri de olmak üzere asla o dedikleri Tanrı'ya inanmazlar, onu halka karşı gösterirler. Onların daima taptıkları eski Firavun, eski Mısır, hanedanlıklar dönemi, firavunlar dönemindeki gibi taptıkları Isis, Horus gibilerdir, bunlardır. Hala da ve bugün de hala da bu aynıdır.
Ve şu da var ki bu tarikatların iyi olanı veya kötü olanı lanse edileni mesela örneğin bugün IŞİD, DAEŞ, DAEŞ denilen o da bir tarikat, bir cemaattir. Belli hadislerle yola çıkarlar. Ama bu hadisler normal hadisler değildir. Yani tehlikeye haber veren hadislerdir. Kimileri bir başkasını rol model alır. Onu verirler zaten. Tarikatların başlarındakiler asla bir alim değildir. İyi bir alim asla bir tarikat kurmaz. Zaten İslamiyet'te tarikat diye bir şey yoktur. Yani tarikatın anlamı da gidişattır, gidiş yoludur. Ve bunlar Hazreti Muhammed'den yüzlerce sene sonra çıkmıştır ortaya. İlk çıkışları da zaten şudur tarikatların. Dini, yani bir tür misyonerler gibi, misyon görevlileri gibi dini her yere götürüp tanıtmaktır. Bugün nasıl ki Hristiyanlar bu işi yapıyor. Misyonerlik faaliyetleri yürütüyorlar. Tabii, İslamiyet'te de bu vardır. Ama ne yazık ki bu tarikatları kullanıyorlar. Ama hocam şöyle bir şey de var. Yani şimdi İslamiyet'te tebliğ dediğimiz bir olay da var. Bazı cemaatler iyi niyetleriyle tebliğ ediyorlar. Bazı cemaatlerde Fethullah Gülen grubu gibi dersek, örnek vereceksek, evet, tamamen başka amaçlı sızdırılma ve daha sonrası amacını aşan, daha sonra da işte ortaya çıkan, netleşen durumlar. Şimdi burada hırs kavgası var, benlik var, bencillik var. Şimdi insanın üç özelliği vardır. Bakın, id vardır, ego vardır, süper ego vardır. İd bizim ilkellik şeyi, ego normal ego. Bunu süper egoya dönüştürdüğün zaman ve bunları da belli bir kademelere, stratejik yerlere de yerleştirdikleri zaman hep hırs. Bu hırs eninde sonunda neye dönüşüyor? Oligarşiye dönüyor, oligarklığa dönüşüyor. Ve bunu da dışarıdan alıp kullanıyorlar. Evet. Bugün hiçbir tarikat yoktur ki bugün günümüzdeki devletimizin içinde. FETÖ'yü indirdiler. Hatırlarsanız daha önce söylemiştik. FETÖ'yü şimdi ekarte ediyorlar, elimine ediyorlar. Ama yerine başka bir tarikat geliyor. Bugün şimdi devletin kademelerini, hükümetin kademelerini araştırın bakalım. Hangi tarikat ön planda? Bir araştırın. Hani nasıldı? Hocam biz isim vermeyelim ama tabii söylenenler tabii ki var. Evet. İsim vermeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk nasıl ki laikliği getirdi. O zamanki ilk mecliste laikliği isteyen milletvekilleri laikliğin ne olduğunu bilmiyordu. Biz batıdan devşirdik. Anayasamızı bile, evet, her şeyimizi batıdan devşirdik. Ama ne yazık ki batı da bizden alıp kullanıyor. Evet. Bugün Amerikan yasalarının çoğunda Osmanlı'nın yasaları kullanılıyor. Evet. Ama işte bu şekilde bunları böyle kullanıyorlar ve bunlar da mecburen halkı da arkasından sürüklüyorlar. Yani bunlara üç çeşit propagandayı öğretiyorlar. Önce sen, biz Türk milleti olarak nereye karşıyız? İngilizlere karşıyız. Kadim İngiliz devletine karşı. Evet. İsrail'e karşıyız, Amerika'ya karşıyız. Evet. Bunlara karşı önce o propagandayı yaptırıyorlar. Onlara yani sen diyorlar şunu şunu söyle. Bize kafayı tut, istersen küfret, ne yaparsan yap. Halk senin ardına koşar. Halk senin ardına koştuktan sonra yavaş yavaş üç propagandaya geldiği zaman kişiyi istenilen yere getiriliyor. Ondan sonra o alt tabaka hiçbir şey anlamıyor. Üst tabaka neyin ne olduğunu biliyor. Bugün bu terör örgütlerinde de aynıdır. Üstteki kişiye hiçbir şey olmaz. Ne olursa alta olur. Ve tabii devlet bunları, her ülkenin de devleti aynıdır, belli bir süre takip eder. Belli bir yıl takip eder gidişatını, formatını, nedir ne değildir. Ondan sonra tutar ensesinden alır gelir. Evet hocam. Ve alınanların, örgütler olsun, cemaatler olsun, tarikatlar olsun, bakıldığı zaman genelde arkasında hep böyle askeri casusluk, dışarıya hizmetkarlık, bu şekilde. Ve tabii ki bilgi belgelerde kamuoyuna da sunuluyor. Evet hocam. Ve bunlar hep böyle devam edecek anladım zaten. Anladım hocam. Şimdi tekrar program içerisinde size söz hakkı vereceğim. Çünkü önemli yerlere geldiniz. Ben Gülay Pınarbaşı ile devam etmek istiyorum. Meltem Hanım da sorularıma cevap verecekler. Şimdi Gülay Hanım, sizin aslında geçmişiniz daha güzel. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Bir sinema, televizyon ve sanıyorum 90'lı yıllarda Miss Globe
Türkiye güzeli seçildiniz. Böyle bir şaşalı hayatı bırakıyorsunuz. Harun Yahya olarak bilinen, ki o daha sonra gelecek ama onun bir öncesi var. Böyle bir hayatı tercih etmenin yerine diyorsunuz ki ben İslami bir yaşam tarzını tercih ediyorum. Siyasi anlamda bir araneye çıkıyorsunuz. Evet. Hülay Pınarbaşı olarak. Çok da bir taraftarınız var. Sizi medyada görenler var. Dizilerinizi, filmlerinizi izleyenler var. Güzellik açısından hakikaten de çok güzel bir bayansınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bir şaşalı hayatı bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben İslami yaşam tarzını seçiyorum ve Refah Partisi ile ilgili bir takım siyasi hareketlere katılıyorsunuz. Evet. Neden? Şimdi 90'lı yıllarda dediğiniz gibi şaşalı bir hayatın içindeydim. Biraz materyalist bir bakış açım da vardı. İşte şan, şöhret, para, arabalar, işte tanınma, gazetelerde değil çıkma mi? Falan. Tabii ki o renkli bir hayat. Fakat 93'lere doğru Adnan Bey ile tanıştım. Adnan Oktar'la, Sayın Adnan Oktar'la. Kamuoyunda Harun Yahya olarak bilinen. Harun Yahya olarak bilinen. Bambaşka bir kişi gördüm karşımda. Ben şöyle biliyordum açıkçası. Benim çocukluğumdan beri Allah inancım vardı, Allah korkum vardı. Fakat sanatçıydım. Biraz o döneme göre daha uçuk bir pozisyondaydım. Mesela çamaşır defilelerine, bikini mayo defilelerine çıkıyordum. Mankenlik de vardı. Mankenlik yapıyordum. İşte televizyon dizileri, sinema filmleri, bunlar hepsi topyekünde sanat camiasını biliyorsunuz. O dönem 90'lı yıllarda sanatçı deyince hani dinden uzak bir kesim olarak görülüyordu. Ben Allah affetsin dini böyle bağnaz, yobaz bir görünümde görüyordum. Eğer hani dini yaşarsam bağnaz olacağım, yobaz olacağım ve ben sanatçı bir insan olarak hani dini nasıl yaşayacağım? Hep bu ikilemdeydim. Hiçbir grup bana tebliğ yapmadı zaten. Adnan Bey zaten hani sosyete kesimine belli üst düzey işte aydınlara, sanatçılara tebliğ yaptığı için Adnan Bey ulaştı. Birçok kişi de hani zaten çizgisi belli, tebliğ yapılmaz gibi de görüyor olabilirdi. Adnan Bey anlattı. Onun hem hal olarak, hem tavır olarak, hem anlatımları, hem bilimsel olarak Allah'ın varlığını bana kanıtladı. O zaman ben şunu anladım. Yani Allah var ve biz dünyaya imtihan olmak için geldik. Hani ikinci bir ihtimal yok. Hani dünya hayatının gerçeğini Adnan Bey bana anlatmış oldu. Adnan Bey'in yöntemi bilimsel olarak Allah'ın varlığını anlatıyor. Allah'ı sevdiriyor, peygamberi sevdiriyor. Ben Allah'ı ve peygamberimizi Adnan Bey vesilesiyle sevdim. Sonra kişi zaten inanınca devamını zaten kişi getiriyor. Mesela birçok kişi bu son dönemde de akın akın geldi. Mesela satanistler geldi, işte mankenleri tebliğ yaptı, sanatçıları yaptı. Mesela yurt dışından Madonna geldi, İngilizce Kur'an hediye etti, Allah'ı anlattı. İşte Kim Kardashian geldi, Hollywood sanatçıları geldi, İngilizce Kur'an hediye etti, Allah'ı anlattı. Oliver Stone'un oğlu Sean Stone geldi, Kur'an hediye etti, Allah'ı anlattı. Yani Adnan Bey'in hedef kitlesi sadece hani, belli bir kesim değil. Mesela diyor ki Adnan Bey, ben Konya'daki Müslüman'a sadece hitap etmiyorum. O zaten namazında, niyazında dinleyebiliyor. Ben Avrupa'ya, Amerika'ya, sosyeteye, seküler kesime, her kesime hitap ediyorum diyor. Hatta Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir sözü vardı Adnan Bey için. Sürekli alıp alıp getiriyordu zamanında diye. Yani ahir zamandayız. Ateizm, deizm çok artıyor. Onun için olabildiğince hani tebliğ yapıp kişilere hızlı hızlı getiriyor. Her kesimden oluyor bu. Refah dönemini sordunuz. Evet. Şöyle aslında benim hidayetime vesile olan kişi Adnan Bey. Adnan Bey'in anlatımı önce ben Adnan Bey ve grubuyla karşılaştım. O dönem tamamen sanat camiasını bıraktım. Hatta Türkiye'de klasik bir hidayet vakası olarak gördüler beni. Araya bir soru ekleyebilir miyim? Tabii, şimdi Adnan Oktar cemaatiyle daha önce mi bir tanışıklık, bir kesişme oluyor? Tabii evet. Ama şöyle hemen ben de parantez açayım. Biz hani kendimizi bir cemaat, tarikat olarak tanımlamıyoruz. Biz bir arkadaş grubuyuz. Ama şimdi Adnan Bey basına Hoca yansıyan değilim diyor. Böyle olduğu için. Evet tabii. Şimdi
Basının yakıştırması, medyanın yakıştırması. İşte Adnan Hoca diyor, Adnan Bey ben hoca değilim diyor, alim değilim diyor. Mesela Adnan Bey fıkıh konusuna hiç girmedi. Mesela hep Mehmet Talu hocamıza sorun, Diyanet'e sorun. Ben fıkıh, yani fıkıh konusuna bana gelmeyin diyordu. Ben diyor din eğitimi almadım. Hatta kendisi çok tevazuldur, ben cahilim diyordu. Mehmet Talu hocamıza yönlendiriyordu. Yani bu durumda siz cemaat olmadığınızı söylüyorsunuz. Bir arkadaş grubu gibi düşünün. Evet. Dindar, vatansever, Allah'ı çok seven, demokrat, Atatürkçü, laik, Kur'an'ın özünü yaşamak isteyen, peygamberimize aşık, üniter devlet yapısının korunmasını isteyen, bölünmeye şiddetle karşı, milliyetçi, her düşünceden ve her yapıdan içinde insan olan cıvıl cıvıl bir arkadaş grubu. Bizim ana vasfımız, Adnan Bey'in de ana vasfı odur. Allah'ı çok sevmek, Allah'tan çok korkmak. Bakın insanlar çok acı içinde yaşıyor. Ekonomik krizleri falan her şeyi bir yana bırakın. İnsanlar yalnız yaşıyor, insanlar sevgisiz yaşıyor. Bunun, bu büyük bir acı. Dünyada biz bu acıya bir şifa olabilecek bir yol açabiliyorsak, Allah'ın sevgisini anlatarak olabilir bu. Buna bir yol yöntem. Hepimizin de amacı o. Bizim bir dünya derdimiz yok, eğlence derdimiz yok, sosyal hayatta şu buralara gelelim derdimiz yok. Ama insanlar mutlu olsunlar derdimiz var. İnsanlar özgür olsunlar derdimiz var. Çünkü Allah zaten bizden bunu istiyor. Ben mesela Adnan Bey'le ilk tanıştığımda, sene zannediyorum ya 90 ya 91'di. Ailemden o kadar bir din eğitimi genelde almamıştım. O yıllarda sanıyorum. O yıllar zaten. Evet, yaş itibariyle de. Ve Türkiye'de şimdiki gibi bir dindar iktidar yok. Dine bakış açısı çok farklı. 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Namaz kılan bir insan müthiş yadırganıyor. Tesettürlü insanlar sokağa dahi çıkmıyor neredeyse. Tabii. Ya açık, bu Türkiye'nin gerçeğiydi. Yani acı gerçeklerinden birisiydi. Öyle bir ortamda Adnan Bey'le ben ilk tanıştığımda Adnan Bey'e şey sordum. Dost Koleji'nde okudum, ben mezun oldum. Sonra da İngiliz Edebiyatı'nda okudum. Üniversitede eğitim alıyorum. Sosyal çevrem çok dışa dönük, ailem dışa dönük. Sizin hayattaki amacınız nedir diye sordum. Adnan Bey'in hiç unutmam bana bir sözü vardır. Allah bizden dedi affedici olmayı, sevgi dolu olmayı, merhametli olmayı, güzel ahlaklı, güzel sözlü, neşeli, canlı, hayat dolu olmayı istiyor. Ben de Allah'ın bizden bu istediği tüm dünyaya hakim olsun istiyorum dedi. Müthiş güzel bir ideal. Yanlış yapılabilir, hatalar olmuş olabilir, yanlış yöntemler uygulamış olabiliriz. Ama özünde niyetimiz iyi, idealimiz iyi ve böyle bir ideale sahip olan insan tanımak bile nimet şu dünyada. Yani gerçekten benim mesela Adnan Bey'i tanıdığım günden beri asla vazgeçmemem, her gün daha çok sevmemin temeli bu. Bir insanın böyle bir ideali olması bile o kadar kıymetli ki. Böyle bir ruhu olan bir insan, sevgiyi bilen bir insan, derinliği bilen bir insan, size güzelliği anlatmaya... Mesela en yakın akrabanızla bile düşünün. Çok kolay insanlar birbirlerinden vazgeçiyorlar. En ufak bir hatasında yüz çeviriyorlar. Bir kere affediyor, iki kere affediyor. Üçüncüsünde Adnan Bey beni 30 yıldır tanıyor. Bir kere bile yüz çevirmedi benden. Bir kere bile benden vazgeçmedi. Hep Allah'ı anlattı. Hep bir yanlışım olduğunda bak bu Kur'an'a göre yanlış ama sen yine de kendin düşün. Bir bak Kur'an'daki ayetleri oku dedi. Bu o kadar kıymetli bir şey ki bunu her yerde bulamıyorsunuz. Bir bulunca da bırakmıyorsunuz tabii. Dışarıda bir sevgisizlik, nefret dili hakim. Bizim aslında bir arada olmamızı, aramızdaki sevgiyi, saygıyı, bağlılığı şaşırıyorlar. Anlam da veremiyorlar. Yani bu kadar yıl niye birliktesiniz diyorlar. Onu soracaktım. Öyle mi? Siz direkt cevaplarınızı diyecektim ki 29 yıldır Adnan Oktar cemaati içerisinde veya sizin dediğiniz gibi bir grup içerisinde bulundunuz. Neden diyecektim. Zaten Mertem Hanım bir takım şeyleri söyledi. Evet. Siz de onu cevaplamış Şimdi, oluyorsunuz. Bu aslında bir konfor. Hı-hı. Yani düşünüyorum ben sevgisiz, nefret dili hakim olan bir ortamda olmak çok stresli, çok sıkıntılı. İnsanlar bunalımda, yani toplumda neşe kalmadı, keyif kalmadı. Yolda bakıyoruz yürürken insanlar yüzü asık. Ama bizim aramızda Allah rızasına dayalı, Kur'an ahlakını uygulamaktan kaynaklanan sevgi var, saygı var, şefkatle yaklaşma var, hatalarını örtme var. Çünkü hepsi bunlar saydıklarım, hani sosyal konulardan ziyade ayetler var bunda. Kim Allah'ı razı etmek için daha çok uyguluyorsa onda o özellikler daha çok tecelli ediyor. Siz böyle insanların olduğu yerdesiniz ve bu sizin için bir konfor olmuş oluyor. Mesela bayanlar bizim içimizde el üstünde tutulur. Her ne kadar basına, medyaya tam tersine aksedilse de bizim içimizde pozitif kadın ayrımcılığı vardır. Kadınlar hep teşvik edilir, ön planda tutulur, güzel söz söylenir, çok çok ekstra saygı gösterilir. Kim istemez? Herkesin hayalindeki bir ortam. Hani böyle ortamda olmayı herkes ister. Ama tabii isnat edilen ve şu anda hukuki süreç içerisinde basına yansıyan suçlar var. Tabii biz şimdi
hukuki süreç olduğu için çok fazla derin manasında ben size soru soramam. Tabii. Neticede bir süreç var. Hukuki süreci etkileme veya etkilememe adına soracağım sorular da bu akşam yani klasik anlamda olacak. Ayrıca İsmail Hocam'ın da bir iddiası var. Onu da program içerisinde ben size soracağım. Siz tabii şimdi kısmi olarak anlatıyorsunuz. Tamam. Öncelikle şunu da sormak istiyorum. Yani misyonunuz neydi? Tabii belli başlı şeyleri söylediniz ama yani bu grubun içerisinde asıl göreviniz yani etkiniz neydi? Şimdi yine size soru soracağım. Özellikle size soracağım. İsnat edilen iddialar ve suçlar var sizinle alakalı. Yani bunları cevaplamanızı isteyeceğim. Tabii. Belki de Türkiye televizyonlarında ilk defa bu soruyu ben size soracağım. Birebir soracağım yani. Yani misyonunuz neydi? Asıl görev ve etki alanınız neydi? Evet, bizim misyonumuz sevgi. Her ne kadar silahlı suç örgütü gibi yargılanmış olsak da bizim amacımız dünyadan silahların kaldırılması, sevgiyle insanların adaletle, barışla, güzellikle oluşturduğu bir cennet gibi ortama şey yapıyoruz biz, ideal olarak görüyoruz. Kaynağı Allah korkusu, Allah sevgisi, Kur'an, peygamberimizin güzel ahlakı. Bu kaynaktan aldıktan sonra insan sevgisi, yani kaynağı bu şekilde olunca insan sevgisi, hayvan sevgisi, doğa sevgisi ve bu sevgi coşkusuyla bütün yani bütün insanlığa fedakarane bir şekilde hizmet etme. Sevgi, kardeşi, dostluğu toplumda yaygınlaştırma. Bugün bakıyorsunuz topluma her şey mesela polisi tedbirlerle çözülmeye çalışıyor. Toplum düzeni polisiye tedbirlerle çözülmeye çalışıyor. Halbuki sadece polisiye tedbirlerle olmaz. Mesela bir kişiye eğer polisten, devletten korkarsa polis ve devlet olmadığında suç işler. Ama siz ona bilimsel olarak Allah'ın varlığını anlatır ve ikna ederseniz ama bu hani gerçekten beynine emir gidecek yani tam algılayacak Allah'ın varlığını. O zaman polis ve devlet olmadığında bu kişi Allah'ı sevdiği için, Allah'tan korktuğu için suç işlemez. Mesela bugün cezaevleri açılıyor, alkışlanıyor. İşte yeni yeni cezaevleri açılıyor. Mesela 5 kişilik koğuşu, 25 kişi konuluyor. Bunlar hani güzelmiş gibi yapılıyor. Tabii ki açılsın ama asıl olan cezaevlerin kapatılması, toplumsal düzenin sevgi, şefkat, merhamet, suç oranının düşürülmesi şeklinde yapılması gerekir. Bu da ancak ve ancak bizim yaptığımız metotlarla bilimsel olarak Allah'ın varlığının anlatılması, güzel ahlakın anlatılması, genç kuşağa ulaşılması ve topyekün toplumda toplumsal düzenin daha refah sağlanmasıyla olur. Ben de küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi insanlar Allah'ın rızasını kavramını bilmiyorlarsa, teknik olarak biliyorlar ama yaşanabilir görmüyorlarsa bizi anlamakta biraz zorlanabilirler. Bizi diğer belki daha dindar gruplardan, arkadaş gruplarından ya da sivil toplum örgütlerinden birazcık ayıran bir şey, biz Kur'an'ın yaşanabilir olduğuna inanıp Kur'an'ı yaşamakta müthiş titizlik gösteren insanlarız. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki, müminler birbirlerinin velisidir. Veli ne demek? Öz kardeşten öte bir şey. Yani ona her şeyle sahip çıkmak. Bizim inancımızda, bizim aramızdaki yaşantı da böyledir. Tüm dünyada böyle olsun istiyoruz. Siz benim velimsiniz, ben sizin velinizim. İsmail Hocam benim velim, ben o benim, ben onun. Yani bir darı varsa, bir sıkıntısı varsa, bir yokluğu varsa. Yani ben merkezli yaşamayan insanlarız biz. Ama insanlar materyalist bakıyorsa dünyaya, Darwinist bakıyorlarsa ya da klasik hani menfaatleri ölçüsünde bakıyorlarsa ya mutlaka bunun arkasında bir şey vardır diyorlar. Bunun arkasında bir şey yok. Bunun arkasında sadece Allah sevgisi, Allah korkusu ve Allah'ın güzel ahlakına titizlik gösterme var. O yüzden biz bu Kur'an'a baktığımda ben şunu görüyorum. Allah ayette diyor ki yeryüzünde zayıf bırakılmış kadınlar ve çocuklar varken neden bunların adına mücadele etmiyorsunuz? Bir. Sonra Allah ayette diyor ki yerlerinde oturanlarla Allah yollarında malıyla canıyla cehd edenler yani gayret gösterenler bir olmazlar. Allah hepsine cenneti vaat etmiştir. Ama gayret edenlere daha üstlük güzellikler vaat etmiştir. Bu da iki. O zaman ben ne yapmak zorundayım? Oturabilirim, günlük hayatımı da devam ettirebilirim. Eğitimim yerinde, işime giderim, gelirim vesaire. Ama o değil. Şu anda dünya acı içinde. Allah yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar, Allah'ın dini hakim oluncaya kadar gayret edin diyor.
Bu gayret bizimkisi. Bu gayreti nasıl yapıyoruz? İlmi yöntemlerle yapıyoruz. Allah'ı anlatıyoruz, konferanslar düzenliyoruz, kitaplar basılıyor, internet siteleri hazırlanıyor. Aynı ülküde, aynı inançta, aynı temizlikte olan bir insanların da birbirini sevmesi, birlikte olmak istemesi, ayrılmak istememesi, aynı evde kalmak istemesi, aynı masada yemek yemek istemesi son derece doğal bir şey. Bir de bu zaten aslında Anadolu'nun ruhunda olan bir şey. Yani Anadolu ruhu da böyledir zaten. Bu bizim örfümüzde, geleneğimizde olan bir şey de biraz unutulmuş. Biraz belki kapitalizmin etkisiyle, materyalizmin etkisiyle arka plana atılmış şeyleri. Tıpkı Peygamberimizin döneminde olduğu gibi güzellikle, sevgiyle, sevecenlikle öne çıkaralım. Dini yaşamak, yani şey anlamında, hani dediniz ya, sosyal medyada, basında ve dosyada bazı ithamlar var. Onu soracaktım. Evet, onu dini soracaktım. Yaşamak da bu anlamda biz kimseye siz de bizim gibi olun demiyoruz. İdeal din modeli budur demiyoruz. İslam budur da demiyoruz. Ben Kur'an'dan bunu anlıyorum, bunu yaşıyorum. Sen Allah'ı sev, Allah'tan kork, aç Kur'an'ı oku. Biz çünkü Adem Bey'den de böyle öğrendik. Ben Kur'an'dan da bunu anlıyorum. Çünkü Allah birbirinizin üstünde baskı kurmayın. Dinde zorlama yoktur diyor. Dinde zorlama olursa insan, Allah korusun, münafık olur. Müslüman olması kendi vicdanı, kendi aklıyla kanaat getirdiğini uygulaması gerekir. Mesela onun kanaati tesettürlü olmaya gelmiş. Benim kanaatim buna gelmiş. Öbürünün kanaati, bizim çok çarşaflı arkadaşımız var, ona gelmiş. Öbürününki bambaşkasına gelmiş. Bu özgürlük ruhu içerisinde güzelce yaşayalım. Yani bu ülkenin şeye çok ihtiyacı var. Sevecenliğe, dostla, birbirinin halinden anlamaya. Kutuplaşa kutuplaşa bir yere varamayız. Zaten bunu istiyor. Hani diyoruz ya, dış güçler, İngilizlerin devleti falan. Zaten kutuplaştırdı mı istediği neticeyi almış oluyor. Hepsi bizim insanımız. Tesettürlüsü de bizim insanımız. Bikini giyeni de bizim insanımız. Kürdü de bizim insanımız. Alevisi de bizim. Biziz zaten. Kürt de benim. Alevi de benim. Bikinili de benim. Bu bakış açısını kazandırabilen bir ruh da Kur'an'da olduğuna göre bunu insanlara olabildiğince anlatalım. Bunun dışında bir derdimiz, bir gayemiz ve bunun karşılığında da bir beklentimiz yok. Çünkü Allah'ın dini anlatılması karşılığında ücret talep ederlerse o kişilere uymayın diyor. Allah'ın dini ücretsiz anlatılır. Bunun karşılığında bir menfaat beklentimiz de yok. Adnan Bey hiçbir kitaptan yayın hakkı almıyor. Hiçbir siteden yayın hakkı almıyor. Bunca zamandır yaptığı hiçbir tebliğ için, mesela televizyon yayınlarından ücret almıyor. Hiçbir maddi beklentisi, hiçbir menfaat beklentisi, hiçbir zenginlik. Üstüne bir arsası yok, arabası yok, evi yok. Mali şube şu an bizim her şeyimizi araştırdı malumunuz. Şimdi üstündeki takım elbise ya, kadar. Özür diliyorum. Estağfurullah. Adnan Oktar ve grubu bir örgüt statüsüne sokuldu şu an. Tabii işleyen bir hukuki süreç var. Haklarında da dava açılmış. Hüküm giyilmiş dedim ama siz biz yayın öncesi sohbetimizde dediniz ki hala, yani şu an hüküm giyilmiş bir şey yok. Evet. Bir süreç var. Devam ediyor. Bu devam ediyor. İstinafta dosya. Evet. Yani bunlar hakkında peki ne diyeceksiniz? Birincisi, çünkü çok farklı suçlar var. Birincisi, bizden örgüt olmaz. Suç örgütü hiç olmaz. Silahlı suç örgütü hiç olmaz. Yani bizi zorlasanız da bizden bir örgüt çıkmaz. 40 yıldır Türkiye'nin göz önünde olan bir topluluğuz biz. 40 yıldır faaliyet halindeyiz. Faaliyetlerimiz açıkta. Masonlar geliyorsa televizyon önünde. İsrailler geliyorsa ekranın önünde. 50 milyonun, 80 milyonun önünde. Misafirlerimiz, görüşmelerimiz, kitaplarımız, konferanslarımız, halka açık faaliyet yapıyoruz. Sonra detay, bunların detaylarına gireriz. Zaten devletin izniyle, belgesiyle ve yetkisiyle faaliyet yapıyoruz. A9 TV'de yapılan yayınlar RTÜK denetiminde. O da devletin izniyle ve bilgisiyle yapılıyor. Burada bir sabah kalktık, biz bir sabah kalktık. Bütün hayatımızın, ama gerçekten böyle. Ben mahkemenin kararını tenzih ediyorum. Sayın Savcı'nın hazırladığı iddianameye saygı duyuyorum. O kendi delillerini ortaya koyar, biz savunmamızı ortaya koyarız. Ama bir sabah kalktık, yaptığımız her şeyin önüne örgütsel sayık kelimesi koymuşlar. Hadi örgüt oldunuz diyor. Mesela AVM'ye örgütsel sayıkla gitti. Üniversiteye örgütsel sayıkla okudu. Üniversiteye örgütsel sayıkla okumaktan vazgeçti. Başkanlık seçimlerinde örgütsel sayıkla oy vermedi. Abdülhamit'i örgütsel sayıkla eleştirdi. Sağa döndü örgütsel sayık, sola döndü örgütsel sayık. Yani başına onu koymakla olmuyor. Sizin ortada bir örgüt iddiası varsa onu hukuki değerlere göre ispatlamanız lazım. Burada bir hiyerarşi var mı? Amaç suç var mı? Örgüt olduğuna dair somut şeyler var mı? Suçlar ve o suçların işlendiğine dair deliller var mı? Buna bakmanız gerekiyor. Yok. 2016'dan beri başlayan bir soruşturma süreci var. 2018'de operasyon oldu. Arkadaşlarımız hala tutuklu. Ben 20 ay tutuklu kaldım. 170 kişi vardı sanıyorum bu minvalde. 80 kişiye yakın tutukluyduk. Evet. Bir kısmı tahliye oldu. Şu an hala 86 arkadaşımız Adnan Bey'le birlikte tutuklu. İtirafçı diye ayrılanlar var. Ayrılan arkadaşlarımız oldu. Müşteki olan arkadaşlarımız oldu. Onların hepsini ifade verdiler.
detaylarını hepsini konuşuruz. Ama ortada bunca yıl, bunca yaygara, bunca şey koşturma içinde bir tane bile suça dair somut delil yok. 2016'dan 2018'e kadar teknik takip yapılmış. Dosyada resimleri var. Telefon konuşmalarımız kaydedilmiş yasal olarak. Gittiğimiz yerlerde fotoğraflanmışız, çöp tenekelerimiz karıştırılmış, komşularla görüşülmüş, dronlar evimizin üzerinde uçurulmuş, görüntüler alınmış. Bu kadar basında anlatıldığı kadar değil bir suç örgütü varsa, çünkü iddialar çok vahim, kara para aklamaktan tutun cinsel suçlara kadar, bir tane bile bu kadar teknik takip boyunca ortaya çocuk somut delil konulamaz mı? Efendim? Çocuk da var suçlamalar. Çocuk olduğu da iddia ediliyor. Bir tane bile somut delil ortaya konulamaz mı? Eğer hakikaten cinsel suç iddiası varsa, suçüstü yapılsaydı, iki yıl boyunca Allah vermesin, yüzlerce kadına tecavüz ediliyorsa, bu yüzlerce kadına tecavüz edilmesini devlet seyreder mi? Seyretmez. Bunu peki, biz devletimizi tanıyoruz. Belli ki böyle bir şey yok. 9603 yıl sanıyorum. Bir Adnan ceza Bey'e aldı Adnan Oktar. Evet. Evet. Şimdi bununla ilgili bir süreç hala devam ediyor derken, yani kesinleşmedi mi bu? Yok, kesinleşmedi. Bu yerel mahkemenin verdiği karar, siz çok daha iyi biliyorsunuz, hukuk zaten öyle işliyor. Sonra dosya istinafa gidiyor. Ben hukuku o kadar bilmem. Yani biz ben biliyoruz sağ olsunlar. Biz öğrendik. Biz bayağı yaşayarak öğrendik. Basına yansıtırız. Şöyle yani. Oluyor, yerel mahkeme bir karar veriyor. Yerel mahkemenin verdiği karar doğru mu, isabetli mi, iddianameye, işte hukuka uygun mu, usule uygun mu, bu istinafa gidiyor, istinaf değerlendiriyor. İstinaf bir hakkı. Karar veriyor. Evet. İstinaftaki karar da Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay'a kanaat onaylandıktan sonra hüküm kesinleşmiş diyebilirsiniz ki ona da AHİM'e gidiyorsunuz. Çünkü İtiraz bizim anayasa mahkumumuza göre... Ben bu suçları AHİM, kabul etmiyorum. Evet, yani delillerinizi sunuyorsunuz. Suç kabul edip etmemekten öte bir şey. Delilleriyle birlikte. Delili sunmanız önemli. Bir de Türkiye'de, bütün ülkelerde öyle, bir hukuk devletinde yargılanmanın kuralları var. Bu nedir? Türk Ceza Kanunu ile belirlenmiş usulü ve kurallar, evet, ve kanunlar. Evet. Yapılan yargılamanın da, size yapılan suçlamanın da ortaya konulan isnatın da bu ölçüler içerisinde olmasına gerekiyor. Evet. Ama bizim dosyamıza baktığınızda şu kadar kalınlıkta en az 400 maddeden oluşan usulsüzlük var. Baştan sonra usulsüz işleyen bir süreç var. Tabii ki bu usulsüzlük sürecini isnaf değerlendirecektir. Sonra dosyamıza baktığımızda, dosyamızda Türkiye'de ceza kanunu yazan hocalardan tutun, Yargıtay Dairesi Ceza Daireleri Genel Başkanlarına kadar hocaların verdiği mütalalar var. Bu mütalalarda örgüt olmadığına, yani kanuna bakarak, kanuna bakıyor, iddianameye bakıyor, bizim yaşantımıza, delillere bakıyor, burada bir örgüt var diyemezsiniz diyor hocalar. Bunların içinde Ahmet Gökçen, Emine Artuk falan gibi çok, Ümit Koca Sakal gibi çok kıymetli insanlar var. Geçmişteki yargılamalarımızda da verdikleri mütalalar var. Bu dönemde de var. Yargıtay Ceza Dairesi Başkanlarının verdiği mütalalar var. Yani hukukun kitabını yazmış insanlar, burada bir suç örgütü yok diyorlar. Yani mühim olan da bu. Ama tabii ki yargılama mahkemenin takdiridir. Mahkeme öyle değerlendirmiştir. Yani neticeyi, adalet süreci olacak. Türk yargısına güvencemiz sonsuz. Yani ona hiçbir devletimiz, ben devletin irfanına da çok güveniyorum, adaletine de çok güveniyorum. Türk mahkemelerine de çok güveniyorum. Ama hani durumun teknik bir de böyle bir tablosu var. Ben de aynı şekilde devletimize güveniyorum, Türk adaletine güveniyorum. Bir şekilde hukuk tecelli edecek. Ümit Kocasakal bizim avukatımız, iki kez baro başkanlığı yapmış. Evet. O şöyle dedi, yani bu grup silahlı suç örgütü olarak lanse ediliyor. Ben aylarca duruşmaya geliyorum. Yani bakıyorsunuz mesela 40 yıllık bir grup, hiçbir şekilde silahlı eylemi yok. Silahlar 50-60 tane silah, hepsi devletin araştırıp didik didip inceleyip güvenip ruhsat verdiği silahlar. Yani o silahın, basına yansıyan silahlar ruhsatlı silahlar. Tabii ki ruhsatlı. Bir tane bile, bakın bir tane bile ruhsatlı silah çıkmadı. Yani siz aynı operasyonun gidin Bağdat Caddesi'nde 236 evi iş yerine yapın, eş zamanlı bunlar. Ruhsatsız silah da çıkar, uygunsuz bir şey de çıkar. Mesela basına çok çirkin iftiralar yansıttılar. Biz sabahın 5'inde eş zamanlı evlere, iş yerlerine baskın yapıldı. Baylar ayrı yerde, bayanlar ayrı yerde çıktı. Uygunsuz hiçbir şey çıkmadı. Silahların hepsi ruhsatla çıktı. Biz arkadaşlarım iş adamı, tabii ki güvenlik nedeniyle ruhsatlı silah taşıyabilirler. O önemli değil. Ruhsatlı silahınızın olması önemli değil. Önemli olan silahın suça karışmaması. Aynı zamanda mesela kanlarımız alındı, saç tellerimiz incelendi. Geçmişe dönük mesela uyuşturucu, alkol vesaire hiçbir şey bulunamadı. 2016'dan 2018'e kadar teknik takip yapılmış, telefon takibi yapılmış. Artık evimizin önündeki çöplere kadar karıştırmış. Hiçbir suç bulunamadı. Hani şöyle bir şey de insan aklına geliyor. Hani
Önce bir operasyon yapalım, biliyorsunuz hukukta önce deliller toplanır, sonra operasyon yapılır. Hani önce bir operasyon yapalım, sonra illaki hani kalabalık grup bir şeyler çıkar diye. Mesela küçük, yani artık küçük çocuğa taciz konularıyla bize isnatlarda bulundular, çirkin iftira attılar ama devlet buna kesinlikle inanmıyor. Çünkü düşünün, geçenlerde isim vermeyeyim, bir hoca küçük yaştaki bir kız çocuğuna evlenme teklif etti diye Türkiye ayağa kalktı. Ama burada hiçbir şekilde kimse müdahale olmuyor. Mahkeme heyeti Kadın Aile Bakanlığı'nın müdahale olmasını istedi. Kadın Aile Bakanlığı gerek duymuyoruz diye cevap verdi. Yani eğer inanılsa, hani 2016'da dosya başlamış, 2018'e kadar inanılsa apar topar operasyon yapılır. Bir de mesela KADEM var, birçok isim vermeyeyim kadın aile dernekleri var. Hiçbiri mesela... KADEM zaten şaibeli, merak etme. Evet, isim vermeden söyleyeyim, çok fazla kadın aile dernekleri var. Kimse inanmıyor, hiç kimse hiçbir şekilde bu konuya değinmiyor. Çünkü ortada yani şöyle de bir algı oluşturdu. Mesela İstanbul'un göbeğinde 40 yıllık bir grup, taciz var, tecavüz var, işte cinsel her türlü şey, şiddet, bayanlar alıkonuluyor. Mesela basın kullanılarak böyle bir algı oluşturuldu. Şöyle bir şey ve, var, sözünüzü keseceğim ama evet. Şimdi... Adnan Oktar grubuna katılan kişiler, mesela aileleri de bu konuda çok şikayetçi oldu. Basına yansıyan böyle bir olay da var. Yani birkaç aile. Şöyle altı... Birkaç aile derken? En fazla altı aile. Altı aile. Dosyada müşteki oldukları için sayısını biliyoruz. Yani evet. Altı aile. Ama net altı aile. İkisi hariç diğerleri şikayetini geri aldı. Bunlar kandırıldık dediler. Baskıya uğradılar. Evet. Yani... Şöyle, bu sıradan bir dava değil, büyük bir kumpas davası, çok profesyonel ekipler karşı tarafta. Onun için hani çok böyle hani alelade bir dava gibi bakmamak gerekiyor. Bunun arka planında İngiliz derin devletine maşa olmuş belli uzantılar var. Tabii ki hani suç bulunamayınca bu sefer TCK'da ne kadar suç varsa hepsi isnat olarak bize atıldı, suç isnadı olarak birçoğu zaten düştü, biz bunu ispatladık. Bir de biliyorsunuz masumiyet karinesi diye bir şey vardır, yani suçu ispatlanana kadar kişi masumdur. Biz devletimize sığınıyoruz ve bizim mesela masumiyet karinemiz çiğnenmiş oldu. Yani toplum nezdinde bir anda silahlı suç örgütü gibi gösterilmeye çalıştık. Halbuki bu vatan hepimizin cennet gibi vatanımız var, mesela hukuk konusunda çok reform olması gerekir. Herkese lazım bugün. Size de lazım, bana da lazım hukuk. İnsanlarımız korkup yurt dışına gitmesinler. Yani solda rahat etsin, sağda rahat etsin. Bugün sol sağ içeri attırmaya çalışıyor, sağ solu. Yani herkese cehennem gibi bir hayat yaşatılıyor. Öyle bir hayat sunuyor. Biz, bizim fikrimiz hakim olursa insanlar çok rahat edecek. Çünkü sevgi birlikteliği olacak. İnsanlar adalet, sevgi, işte refah içerisinde yaşayacaklar. Yani bu utopik bir şey değil. Gerçekten peygamberimizin zamanındaki Kur'an'a dayalı bir İslam ahlakı dünyaya yayılırsa bu yani bir şey değil, hayali bir şey değil. Gerçekten olacak bir şey. Herkes çok mutlu olacak, çok refah içerisinde yaşayacak. Böyle ben de küçük şeyde. Bir parantezle katkıda bulmak istiyorum. Dediniz ya örgüt iddiaları basında oraya yazılan geleceğim. Aslında şeyler. Bir sorum var. O soruyu sorayım ben size. Şimdi tabii bu basın ve medyada özellikle grubun kendi medyasında da yer aldı. Şimdi Adnan Oktar masonluğunu ilan etti. Dolayısıyla şimdi hal böyle olunca da şimdi dini hassasiyetlerden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla onun da grubunda yer alıyorsunuz. Yani bu sizi rahatsız etmedi mi? Evet. Ben şöyle bir vatandaş olarak, şimdi İsmail Hocam da masonlar hakkında çok bilgisi var. Birazdan ona da söz vereceğim. Evet. Yani bir anlamda masonlara mı hizmet ediliyor? Yani böyle bir soru sorulması gerekiyor tabii, aslında. Tabii. Çok masonluğunu ilan etti televizyonda. Ben yanılıyor muyum? Hı hı. Belgesi de verildi. Belgesi de verildi. Tam, 33. derece değil mi? 33. derece. 33. Evet. Yani büyük üstad. Üstadı azam mı oluyor? Evet, üstadı evet. Azam evet. Oluyor. Yani ona masonluğu ilan etti demek tam doğru olmayabilir. Çünkü dünyada bir ilk oldu.
Masonlar geldi, 33. dereceden masonluk belgesi verdiler. Ve bu daha önce olan bir şey değil. Kişinin kendi yanına gidip belgeyi sundular. Şimdi şu bir gerçek, hani bunda tevazu ama, yapmaya gerek yok. Sözünüzü kesebilir miyim? Estağfurullah, buyurun tabii. Birdenbire 33. derecelik masonluk belgesi verilmez. Evet. İşte dediğim gibi. Demek ki bakın. Dünyada şimdi, ilk. Bakın, hayır, dünyada bir ilk diye bir şey yoktur. Masonlukta. Masonluğun zaten önceki hakiki masonluk 25. dereceye kadardır. Tunç Yılan Şövalyesi'ne kadardır. Bu 33'ü 32'yi o masonlar kendi işlerinde çıkarttılar. İlk masonluk zaten Abif döneminde, Hiram Abif döneminde 3 aşamaydı. 33. derece üstad-ı azamlı. Onun bir ilerisi maşrik-ı azamlık. Evet. Ve bir de 34. var. Dünyada bir tanedir o, iblisle bağlantıya geçen. Dünyada tektir. Onu da gördük biz. O Taksim'deki locada. 33. dereceye çıkana kadar aradan uzun yılların geçmesi lazım. Bugün o kadar dünya genelinde başbakan, cumhurbaşkanı var. 3 dereceden yukarıya çıkamadılar. Bakın 3 dereceden yukarıya çıkamadılar. Bunun daha öncesi var. Yani dünyada bir ilk diye bir şey yoktur. Çünkü dünyada bir ilki koskoca masonlar, ana kökenleri Büyük Britanya. Yani bula bula bizdeki Adnan Oktar'ı mı buldular da dünyada bir ilk yaptılar. Bak şimdi... al sana 33. dereceden masonluk, üstad-ı azamsın. İsmail Hocam şöyle. Üstad-ı azam demek ne demek, siz biliyor musunuz? Biliyoruz, fikirlerinize saygı duyuyorum. Eğer üstad-ı azamsa... Evet. Onu kolay kolay şöyle içeri şey atamaz. Öncelikle şunu bir kere net Erdoğan ortaya... Erdoğan'ın elinde oynatırdı. Alakası yok. Tabii. Şimdi şöyle, öyle. Şunu net ortaya koymak lazım. Türkiye'de herkes masonun ne olduğunu bir kere Adnan Oktar'dan öğrendi. Daha biz çocuktuk. Hiç kimsenin haberi yoktu. O Yahudilik ve Masonluk kitabı Türkiye'de masonluğun ne olduğunu, dinsiz Yahudilikle bağlantısının nasıl olduğunu, her bir sembolün ne anlama geldiğini Türkiye'ye öğreten insan Adnan Oktar. Ama onları veren kim? Evine giren, o materyalleri kendisi araştırmış, incelemiş, yazmış. Ya. Bu o kitabın evine girmediği insan yoktu. Hatta rahmetli Erbakan hocamız o kitabı fotokopi haline çevirtirip herkese daha ücretsiz dağıttırırdı. Yani biz Türkiye'de masonluğun nasıl bir tehlike olduğunu, Yahudiliğin, dinsiz Yahudiliğin nasıl bir tehlike olduğunu, dinsiz Siyonizmin nasıl bir tehlike olduğunu, Türkiye üzerindeki planlarını, Türkiye'yi bölme planlarını, Sevr'i tekrar harekete geçirme planlarını Adnan Oktar'ın eserlerinden öğrendik. Ama şu yönü de var. Biz Kur'an'a bakmak durumundayız. Allah Kur'an'da Hazreti Musa'ya dair Firavun'a git, güzel sözle ona tebliğ yap diyor. Biz masonlara da, dinsizlere de, ateistlere de, siyonistlere de tebliğ yapmakla Kur'an'a göre yükümlüyüz. Biz tebliğ yaptık masonlara. Çok da güzel yaptık. Dünya tarihinde ilk defa, bakın burada resimleri de var. Geldiler masonlar. Nereye, hangi kameraya göstermem gerekiyor bilmiyorum. Görebiliyorlar mı? Görür. Yani burada biraz daha net, ben sonra da gösteririm bunu. Geldiler masonlar. Türkiye'de Adnan Bey'in uzun tebliğleri sonucunda bu insanlar namaz kıldılar. Namaza başladılar. Masonlar. Müslüman oldular. İsmail Hocam ne diyorsun bu? Yok yalan. Yalan hocam hayır. Bakın inceleyin. Siz buyurun, siz olsa sizde kalabilir. İnceleyin siz o esnada. Namaza başladılar. Mason hocalarına Kur'an konuldu. Kur'an okumaya başladılar. Bizim tamam. Arkadaşlarımız Mason hocalarına gidip Mason hocalarında evrimin geçersizliğini anlattılar. Evrim nedir? Masonluğun elindeki, dinsiz masonluğun elindeki insanları dinsiz yapmak için kullandığı en büyük kültürel silahlardan biridir. Bu silahı ellerinden aldık biz. Biz imanımıza güveniyoruz, inancımıza güveniyoruz, kişiliğimize de güveniyoruz. Her ortama girer, Allah'ın dinini anlatırız. Her insanla görüşür, Allah'ın dinini anlatırız. Anlattık, müthiş de etkili oldu. Ve biz bunu yaparken kendi kafamıza göre yapmadık ki. Devletin bilgisi kontrolü dahilinde yaptık. Mesela bize İsrail'den gelen Yahudi misafirler. Bu gelen Musevi insanlar geldiklerinde bizimden çıkıyorlardı Ankara'da. Burada isim listesi var, vermeyeyim. Siyasilerle görüşüyorlardı, devlet bürokratlarıyla görüşüyorlardı. Ayrıca zaten Türkiye'ye gelebilmeleri için hem İçişleri Bakanlığı'ndan hem Dışişleri Bakanlığı'ndan izinle geliyor bu insanlar. Ve Türkiye'de güvenliklerini sağlanması gerekiyor Musevi ve haham oldukları için. Bakanlık izniyle geliyorlar, Diyanet İşleri'nin bilgisiyle geliyorlar. Geldiklerini Diyanet İşleri'yle de görüşüyorlar. Ve bütün bu yapılan faaliyetler neticesinde Türkiye lehine müthiş güzel şeyler oldu. Kamu diplomasisi diye bir şey var. Yani kamu diplomasisini biz... Allah razı olsun, devletimiz güvenmişti, bize yaptırıyordu. Daha bilinen bilinmeyen, burada anlatmamız uygun düşmeyen çok büyük başarılara imza attı Adnan Bey. Bunlar her yerde anlatılmaz, her zaman anlatılmaz. Ama biz bunun onurunu taşırız. Bunun karşılığında hapse girmek gerekiyorsa hapse de gireriz. Devletten gelen baş göz üstünedir. Onda bir derdimiz, bir sorunumuz yok. Yani hapiste bir şeyimiz yok bizim. 10 bin yıl ceza almış olmakta da bir derdimiz yok. Biz Allah rızası için iyi olanı yaptık.
devletimiz için iyi olanı yaptık. Mesela İsrail'le o yapılan bütün görüşmeler sonucunda Mavi Marmara krizinde, Mavi Marmara krizinin çözülmesi, İsrail'in tazminat ödemeye karar vermesi, o gelip giden hahamların Adnan Bey'den aldıkları fikirleri, oradaki yönetimi anlatmaları ve bunu hem Tevrat'a göre hem Kur'an'a göre tazminat ödemek zorunda olduklarını, ona tebliğsinin yapılması neticesinde gerçekleşti. Mesela bir Filistinli tutsakların rehin bırakılması konusu vardı. Yaklaşık 1300 tutsak galiba İsrail hapishanelerinde tutsaklardı. Hatırlarsınız bir İsrailli er rehin alınmıştı Filistinler tarafından, Gilad Şalit. O görüşmeler, Adnan Bey'in o dönemde toplantılar var. Geldiler hahamlar, görüşmeler yapıldı. Gilad Şalit Lübnan tarafından ben esir mıydı? Alınmıştı. Lübnan, onu görüştüm. Lübnan ve Filistinli, yanlış söyledim. O esir çizinin, krizinin çözülmesinde gelen masonlarla ve hahamlarla işbirliği içerisinde, devletin bilgisi dahilinde, sonrasında 1300-1400'e yakın, sayısını yanlış hatırlıyor olabilirim, Filistinli tutsak esir serbest bırakıldı. Bundan daha güzel ne olabilir? Bakın ama biraz yani bunlar güzel hocam, faaliyetler hayır, dakika, bence. Şimdi, bunlar bakın, da bakın, yani buyurun. Bakın burada çok yanlış bilgi veriyorsunuz. Şimdi Lübnan Gilad Şalit'e esir aldı bir tane askeri. Hı hı. Onun karşılığında 1300-1400 Filistinli falan çıkartmadı. Beyefendi çıkardı. Bakın onun karşılığında Lübnan'ı yerle bir etti. O esir, o Gilad Şalit'e şeyine misilleme olarak Lübnan'ı yerle bir etti. Filistinli esirler bırakılmadı mı? Filistinli esir bırakılsın. İçi boşaltılmış esirler. Organları alınmış esirler. Bırakılsa ne olur? Yani siz tabii o gözle bakıyorsunuz. Ben burada, bir insan burada, canı diye bakıyorum. Burada bakın yanlış bilgi veriyorsunuz. Allah ayette tek bir canın bile kurtarılması dünyayı tamam, kurtarmak tek gibidir. Bir esir bile serbest bırakılıyorsa ama bakın, o güzelliktir. Ama daha fazlasını yapmak varsa daha fazlasını bakın, yapalım zaten. Madem öyleydi, İsrail Lübnan'ı yerle bir etti. Binlerce kişi öldü. Ya nasıl zaten çok oldu? Büyük bir zulüm. Zulüm yapanı ve zalimin Allah karşılığını versin. Ya nasıl yanlış yani bilgi veriyorsunuz burada? Hayır, yanlış bilgi diye düşünmeyin. Ya, ama savaşı da engelleyecek gücümüz keşke olsa. Şöyle, ben şöyle bir öğrenci açmak istiyorum. Keşke biraz konuyu da dağıtmamamız gerekiyor. Yok dağıtmayalım ama şöyle bir soru soracaktım ben. Meltem şimdi Hanım'a siz eklemek için masonluk konusunda, yani ana konu masonluktu, sonra biraz dağıldı. Adnan Bey aslında çok çok takdir edilecek bir şey yaptı ve birkaç hamleli aslında. Önce Türkiye'de hiç masonluğu bilmiyorlardı. Masonluğu deşifre etti. Herkes öğrendi. Hayır, yani, hayır biliniyordu. Ta Osmanlı'dan beri biliniyordu. Şöyle bir şey. Şöyle, masonluk zaten bu daha Osmanlı tevazu yapmaya gerek yok. Ama yani şöyle, Adnan Bey'den yani, öğrendi Türkiye'de. Hayır yok. Şöyle Adnan Bey'den falan öğrenemedi şimdi. Bakın Osmanlı'da bile Şeyhülislam Musa Kazım Efendi masondu. Evet. Dindar evet, olarak yani Şeyhülislam devlet içerisinde mason yöneticiler var. Ya padişahlar da masondu yani. Onlar hepsi değil, bir tanesi. Paşalar mesela gidiyordu. Bir tanesi masondu. Padişahların evet, bir tanesi masondu. Şimdi Meltem Hanım ben şöyle bir soru soracaktım. Hı-hı. Siz şimdi az evvel İsmail Hocam da masonluktan geldik ama hı-hı, İsrail tarafına konu hı-hı geldi. Fazla hemen konuyu dağıtmadan ama önemli. Şimdi siz anlatırken şöyle diyorsunuz. Yani burada bir bürokrasinin işlendiği gibi sanki öyle bir konuştunuz ki hani kamu diplomasisi diyorlar ona bile. Ama evet, şimdi yani devletler arası toplum kuruluşu bunu yapmakla yükümlü zaten. Zaten bakın Türkiye'nin şu anda dünyadaki en büyük açıklarından biri bu ve devlet de bu konuda neden Territory World İngilizce yayın yapıyor? Neden Territory World açıldı? Çünkü Türkiye aleyhinde dünyada dehşet bir karalama kampanyası var. Diyorlar ki Türkiye işte mutasip bir ülke, Türkiye'de özgürlük yok, Türkiye'de demokrasi yok, Türkiye'de kadın hakları yok, Türkiye'de işte Hristiyanlar eziliyor, Musevileri eziliyor, farklılar. Bunu birinin karşısında anlatması lazım. Ve biz bu imkanları olan insanlar olarak, bir sivil toplum hareketi olarak, biliyorsunuz bizim vakıfımız var, Teknik Bilim Araştırma Vakfı. Böyle bir vakıf hareketi olarak Türkiye aleyhinde bu kadar kampanya varken susalım mı? Sessiz mi kalalım? Bunda mı isteniliyor bizden? Ama şimdi o zaman yani biz, sizin grup, öyle şöyle düşünüyorum. Biz bir grubuz diyorsunuz. Ben bunu tabii bir moderatör olarak, hı hı, bir hakim pozisyondayım. Hı. Yani tabiri caizse teşbih benzetme olarak. O zaman grup amacını aşmış oluyor. Yok, amacını sınırları aşmış, ülke dışına çıkıyor. Yok, hayır, o zaman ispat edilen. O öyle bakmayın. Siz böyle biraz yani teknik bakmamak lazım. Bir ruh gözüyle bakmak lazım. Ben bir de nerede bir şey, şey görürseniz o soruna koşmak gibi. Hayır şöyle düşün. Nerede sorun görürseniz vicdanınızla o soruna koşmak gibi bir şeydir. Şimdi ben Bilal başka bir konuda. Mesela İsmail Hocam kitaplar yazıyor. 18 tane kitap yazmış. Allah razı olsun. Mesela kardeşiniz kitap yazmış, vermiş. Derin Kuvvet. Önemli bir sorun görmüş. O konuda sessiz kalmamış. Ben de bunu önemli bir sorun görmüşüm. Bu konuda sessiz kalmamışım. Başka bir arkadaşım
başka bir konuyu. Yani burada siz soruyu buradan sormuşsanız diyorsunuz ki bizim bütün faaliyetimiz bu. Şu an bunu konuştuğumuz için bu. Yoksa yani Türk devleti için Türk İslam Birliği ülkümüz var bizim. Devletin kızıl elmasıdır bu zaten. Türk İslam Birliği ülküsünün gerçekleşmesi için bizim gücümüz neye yetiyorsa, imkanımız neye yetiyorsa, nasıl yapabiliyorsak bunu yapma niyetimiz vardı. Elimizden gelen imkanlarla bunu yaptık. Ama bunu yaparken yanlış strateji izlediysek zaten devletimiz bizi düzeltir. Der ki bu yanlış oldu, olmadı. Tamam yapmayız yani. Zaten Allah Kur'an'da birbirinizi eleştirin diyor. Eleştiriye açık insanlarız. Burada bir hata oldu denir. O hatadan da geri döneriz. Ama niyetimiz buydu. Ben bunu anlatmaya. Bu mükemmel bir modeldi. Biz en doğrusunu yaptık diye anlatmıyorum. Amacımız, niyetimiz buydu. Ve devletin bilgisi dahilinde yapıldı yapılan ben bir şey. Ben de bir şeyi anlayamadım. Tabii. Az önceki konuşmada bir şey geçmişti. İngilizce Kur'an. Hı hı. Bu Madonna falan. Ha, evet, evet. Kim Kardashian. Hı hı, evet. Neydi bu? Kim Kardashian değil de Madonna Türkiye'ye geldi. Kim Kardashian geldi. Da geçti. Yani Hollywood sanatçılarına tebliğ yapıldı dedim. Şimdi bakın. Aha. Kim Kardashian adı da geçti burada. O dil sürçmesi oldu herhalde. Evet, dil sürçmesi biliyorum. Olmaz aslında normalde. Kim Kardashian tamamen Türk ve Müslüman düşmanıdır. Bakın yakın dönemde Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda Kim Kardashian Ermeni yaptı. Kendi Ermenidir zaten. Biz içerideydik. Ermeni, savaşa katılan Ermeni askerlerine yüklü para bağışı gönderdi. Ve bir de Ermeni ordusundan şunu istedi. Ne kadar Azeri Türk'ünü öldürdünüz. Onlara ayrı ödül verecekti. Çok şimdi, yanlış yapmış. Biz o sırada içerideydiniz biliyorsunuz. Bizim şimdi bakın bunlar bağlantımızla ilgili. Madonna'nın zaten bırakın Kur'an'la Muran'la alakasını. Zaten FETÖ 15 Temmuz'da başarılı olsaydı Amerika'da Furkan diye bir kafalarına göre Kur'an bastılar. İngilizler Mevlana'nın Mesnevisini kendi kafalarına göre bastılar. Başarılı olsalardı onları süreceklerdi. Bizdeki hakiki Kur'an'ı ve Mesnevi'yi alacaklardı. Madonna'nın bırakın Hristiyanlıkla, Yahudilikle hiçbir dinle alakası yoktur. O Madonna zaten. Kişilerin efendim? Bir önemi yok yani. Kişilerin her şey olabilir. Bunların Kur'an'la da alakası olmaz. Olursa da tıpkı Angelina Jolie gibi tamamıyla göstermelik propagandist yaklaşımlardır. Evet. Bugün Angelina Jolie'nin yaptıklarını bilirsiniz. Zaten evet. Önemli olan Allah tebliğ yapılıyor. Size düşen yalnızca tebliğ diyor. Yani biz ayrımcılık yapamayız işte. Genel evet. Bakış açısı Madonna'ya tebliğ yapılıyor da mesela niye ona yapılıyor? Bir kapıcıya yapılsa dini tebliğ vazifeniz yerine gelir diyor. Yani toplumda sizi tenzih eden bir ayrımcılık var. Yani Madonna anlatılmaz görülüyor. Tamamen din dışı görülüyor. Ya da sanatçı dinsizdir. Solcu dinsizdir. O kadar çok var ki. Halbuki Allah herkese Kur'an'ı indiriyor. Herkese İslam'ı anlatın diyor. Biz anlatmakla yükümlüyüz. Zaten bizim misyonumuz bu. Yani biz mesela bir devlet içinde yapılanmadık, bir bürokraside yapılanmadık, siyasette yapılanmadık, polis teşkilatında yapılanmadık. Biz sadece Allah'ın varlığını anlatan, kendi aramızda sevgiyi, kardeşliği yaşatmaya çalışan bir grubuz. Allah da size düşen tebliğdir diyor. Tebliğ yapılıyor, çekiliyoruz. Ama Madonna'ya da yaparız, diğerine de yaparız, sanatçıya da yaparız. Ama bu tebliğ görevi yaparken yayın politikamızda... Kim Kardashian dilim sürçtü, yanlış söylemiş olabilirim. Gelen sanatçıların ben size listesini veririm. Tabii ki hepsini hatırlamak mümkün değil. Evet. Sonrasında listesini veririm inşallah. Şimdi tebliğ diyorsunuz ama yayın politikamızda özellikle medya grubumuzda mini etekli, dekolteli bayanları ekranlarda boy boy gösterdiniz. Evet. Aha. Şimdi bunu ne tarafa koyalım? Playboy TV gibi. Şimdi estağfurullah hani o şekilde demeyelim. Yanlış olur. Öyle gidersek Türkiye'deki ama pek çok kanala pek bakın, çok şey demeyelim. Evet. Yani. Şimdi bu şekilde yayın politikasını izleyenler evet. Belki de İsmail Hocam gibi diyenler de çıkmıştır. Hı-hı. Ne oluyor demiştim. Biliyorsunuz kedicikler daha fazla diyenler oldu. Neler daha fazla diyenler de olmuştur. Yani, yani kötü söz sahibine aittir. O bizi bağlamaz. Kimin ne dediği de bizi ilgilendirmez. Yani bu peki ne hedeflendi? Evet. Şimdi Adnan Bey A9 TV'ye sohbet programının biliyorsunuz yapımcı ekibi vardır. Evet. Onun formatı bellidir. Ayarlayanlar bellidir. Sohbet programına misafir olarak katıldı ama genel şöyle bir algı oluştu. Sanki o televizyon Adnan Bey'in oradaki gelen kişileri o şekilde yönlendiriyor, o şekilde giydiriyor diye. Şimdi Adnan Bey her kesimden kişiye hitap ediyor.
Mesela Hristiyan bir kişi Rusya'dan geliyor. Mesela orada Rusya'nın güzeli. Mesela geliyor mini etekli. Dışarıda da bu kişi mini eteği giyiyor. Şimdi Adnan Bey sen stüdyoya geldin bunu çıkar çarşaf mı giy desin. Hristiyan zaten o şekilde kimse gelmez. Hepsi gider. Ya da manken geliyor. İşte satanist geliyor. Ama kendi grubunuzun içerisinde de öyle bayanlar vardı. Şimdi, onlar da var. Çünkü şöyle yani Adnan Bey hani gelin mini etek giyin demiyor. Adnan Bey o giyen kesime hitap ediyor. Mesela o kesime tebliğ yapıyor. Eğer insanlara dese ki sen işte bunu giyme, şöyle yapma, hiç kimse gelmez. Adnan Bey hiç karışmıyor. Sadece Allah sevgisini, peygamber ahlakını, peygamberi sevmeyi öğretiyor. Allah'ın bilimsel olarak varlığını anlatıyor. Geliyor mesela karışmıyor Adnan Bey. Mesela yanında arkadaşını getiriyor, ona da tebliğ yapıyor. Ailesi geliyor, ona da tebliğ yapıyor. Halbuki dışarıda sanki bir algı var. Sanki bir hani dönüşüm oldu, o kişiler ve Adnan Bey özellikle öyle giydiriyormuş. Bu çok değişik bir algı. Şimdi bakın peygamberimizin döneminde peygamberimiz Ukas Panayır'ına gidiyor. Orada daha Müslümanlık gelmemiş. Mesela tamamen çıplak bayanlar var, onlara tebliğ yapıyor. Yine Ukas Panayır'ında içki içen beyler var, işte içki içenler var. Bugün mesela bir meyhaneye gidip tebliğ yapılamayacak mı? Mesela Adnan Bey hani masonlukla eleştirildi. Mesela masonların mabedine girdi. Yani dinini anlatmak için masonun mabedine de girilir. Yani biz zaten dindar olan insanı hedef yapmıyoruz ki. O zaten dinin anlıyor, içeriğini biliyor. Onun için o kesime hitap etmek lazım. Ve Adnan Bey gibi ben düşünüyorum mesela seri şekilde Z kuşağını kazanan, gençleri kazanan bir grup göremiyorum. Olsa keşke. Yani ben hemen tabi olurum, hizmet ederim. Hiçbir maddi manevi bir şey gözetmeden. Mesela az önce dedim, Cübbeli Ahmet Hoca hep onu gündeme getirmiştir. Yani Adnan Oktar, Adnan Hoca hep alıp getiriyordu diye. Şöyle, mesela bu genelde bilinen bir hikayedir. Mesela iki cami imamı var. Mesela bir camiye diyorlar ki bomboş, hiç gelen giden yok diyorlar. Hiç kimse gelmiyor. Sonra başka bir imam geliyor. Akın akın geliyor, dolduruyor, boşaltıyor, dolduruyor, boşaltıyor. Diyorlar ki gelenler çamurluydu, ayakkabı, çamurlu ayakkabıyla girdi. Bütün halıları kirletti diyor. Yani o cami imamı da diyor ki ben getireyim, sonra size ayakkabıyı çıkartıp girmesini sağlayın. Yani Adnan Bey de aslında öyle diyor. Ben getireyim, hani o şekilde kesime hitap ediyor. Mesela mini etekli, dekolteli, bikinili, işte şeyde denizde plajda işte denize giren kişiler onları getiriyor. Ben getiriyorum diyor. Bundan sonra da hani siz isteyen başörtüsü taksın, isteyen çarşaf, kimseye karışamaz ki Adnan Bey. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani bu bir peygamberlerin de Kur'an'da bakıyoruz baktığımızda farklı metotları uyguladıklarını görüyoruz. Dönem ahir zaman. Dönem zor bir zaman. Hani hadiste de söylüyor ya peygamberimiz, iman ateş gibidir, elinde tutamaz insanlar diyor. Yani öyle bir zamanda insanlara çok yüklenilemiyor. Gençlere özellikle çok ulaşmak o kadar kolay değil. Mehmet Görmez'in, eski Diyanet İşleri Başkanı'nın, Ali Erbaş'ın sayfa sayfa açıklamaları var. Maalesef biz gençlere ulaşamadık. Maalesef onları inançsız kitlelere kaptırdık diyor. Adnan Bey gençlere ulaşmanın bir yolunu bulmuş. Bunda başarılı olduğumuzda somut herkes görüyor. Yani bugün Türkiye'de herkes açıkça bunu görüyor. Açıkça görülen bir durum var. Adnan Bey bu konuda başarı sağlamış. Dediği gibi Gülay Hanım, bunun üzerine inşa edecekse, bunun üzerine Diyanet de o gençlere tesettürü anlatsın. Tesettüre girmelerine vesile olsun. İşte başka bir hoca efendi de başka bir şey anlatsın, başka bir şey vesile olsun. Yani bunlar o kadar katı şeyler değil. Ayrıca burada şu önemli, yani önemli olan şöyle bir konu daha var. Bir insan, yani verdiğiniz imaj çok önemli bir şey. Mini etekliyse dinsizdir. Mini etekliyse ona tebliğ yapılmaz. Bikiniliyse tebliğ yapılmaz. Biz kime tebliğ yapacağız? Cami cemaatine zaten dini biliyor. Yazık değil mi o insanlara? Göz göre göre o insanları gözden mi çıkaralım biz? Ve bir Türkiye'de, çok samimi olarak, herkes çok samimi düşünsün. Türkiye'de dekolte sorunu var mı? Türkiye'de eğlence sorunu var mı? Türkiye'de böyle bir sorun yok ki. Türkiye'de şu an hangi kanalı açsanız, kanal isimlerini vermeyeceğim. Her gece diziler var. 3 saat sürüyor diziler. Dizilerin 4'te 2'si evlilik öncesi ilişki var. Yatağa giriyor insanlar. Karı koca değiller ama. Ve bunu biz hep birlikte halk olarak çekirdek çitleyerek insanlar izliyor. Düğünlerin hepsinde bir Kürt düğününü düşünün. Kadın erkek kol kola girip dans ediyor. Halay çekiyor. Düğünleri görüyorum ben. TikTok videolarında görüyorum. YouTube videolarında görüyorum. Kapalı tesettürlü hanımlar. Düğünde
beylerle birlikte karşılıklı dans ediyorlar ve oldukça da hareketli dans ediyorlar. Ya Türkiye'de böyle bir mesele yok. Türkiye'nin böyle bir konusu varmış gibi lanse etmek de aslında hem Türkiye'nin avantajına bir şey değil. Zaten pek çok Türkiye hakkında antidemokratik bir ülkeymiş gibi karalama var. Hem de bizim ruhumuzda olan bir şey değil. Anadolu'nun ruhunda da bu yok. İnsanlar düğünlerinde serbest, sohbet ortamlarında serbest, neşesi serbest, hayatı serbest. Bunu suç gibi gösterirsek o zaman insanların vicdanına çok ağır bir yük yüklemiş oluruz. Sen mini etek giydin suç, mini etek giydin suç. O zaman bu sefer de başka biri diyor ki tecavüze uğradığında kadın ama mini etek giyiyordu diyor. Bunun sorumluluğunu aslında hiç kimsenin almaması gerekir. Çok ağır bir sorumluluğun altına giriliyor. Şort giyiyordu, hak etti diyor. Çok zalimce bir bakış açısı bu. Allah'ın böyle bir bakış açısını beğeneceğini iddia etmek çok daha zalimce olur. Allah'ın beğeneceği bakış açısı tüm insanları sevgiyle kuşatmak, kıyafetine bakmadan, saçının modeline, rengine, makyajına, şuna buna bakmadan ne yapabiliyorsa, gücü neye yetiyorsa. O zaten onun Allah'ın arasındaki bir şey. Kendi hesabını kendi verecek. Ben onun yerine hesap vermeyeceğim. Hiçbirimiz Adnan Bey yerine hesap vermeyeceğiz. Adnan Bey de bizim yerimize hesap vermeyecek. Ama o kendisi kendi gördüğü vicdanıyla yaptıklarını anlatacak. Siz de öyle, ben de öyle. Yani bu özgürlük içerisinde yaşayabilirsek aslında dünyanın çok daha güzel bir yeri olacağı da çok açık. Şimdi, çok affınıza sınarak bir konuda daha açıklık getirebilir miyim? Şu örgüt konusunda aklım takıldı da. Dediniz ya suçlamalar, çok ciddi isnatlar var, çok ciddi suçlar var. Aslında burada bu suçlamaların hiçbirine inanılmadığının ve hiçbirinin de doğru olmadığının en önemli delillerinden birine biliyor musunuz? Ben 20 ay hapiste bulundum. 20 ay hapisten sonra mahkeme huzuruna çıktık. Sorgulanıyoruz. Hakim haklı olarak soru soruyor, savcı soru soruyor, insanlar soru soruyor. Bu kadar büyük dediğiniz gibi bir suç örgütü varsa, bu kadar ciddi suçlar isnat ediliyorsa size sorulması gereken sorular bu suçu nerede işledin, nasıl oldu, şöyle mi, böyle mi, o gün neredeydin falan gibi. Değil mi? Sorguda bunların sorulması gerekir. Ben kendi adıma çıktığımda bana sorulan sorular şunlardı. 10 yıldır evlisin, neden çocuk doğurmadın? Ümmetin 3 çocuk doğurması inancı var, sen buna inanmıyor musun? Sosyal medyada neden Abdülhamit'i eleştirdin açıkça? Şu 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 seçimlerde oy vermedin, neden vermemişsin? İşte bu yani. Evlenmeyen birine neden evlenmemişsin falan. Yani tamam, neden etekli fotoğraf çektirdin? Neden Adnan Bey'e sosyal medyada açıkça iltifat ettin? Bana mesela niçin başını kapadın? Başını kapadıysan birinin zoruyla, baskısıyla mı? Başını açan, daha önceden başı kapalı açık olan bir arkadaş var. Niye başını açtın diyor. İşte bir bayan mesela evli, eşi var, yanında eşi var, annesi, ailesi karışmıyor, eşi karışmıyor, dans ediyor. Niye televizyonda mini etekli dans ettin diyor. Yani konu silahlı suç örgütünden yargılanıyoruz biz. Ama sorulanlar mesela kaç vakit namaz kılıyorsun? İşte Adnan Oktar'ın Mehdi olduğuna inanıyor musun? Yani hep böyle bizim özel hayatımız ve kişinin özel hayatını koruma kanun maddesine aykırı şeyler sorulmuş oldu. Silahlı... Ya gerçekten suç olunduğuna inanılmış olsa evet, suça şimdi, dair şeyler sorulmadı. Bir dakika, silahlı şimdi, suç örgütü de şimdi bu polisin yaptığı aramalarda, baskınlarda tam otomatik makinalı tüfekler de çıktı. Yok, yani tam otomatik makinalı tüfek çıkmadı. Öyle basına yansıdı. Yanlış yansımış, şey çıktı, av tüfekleri çıktı. Onlar da biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra zaten devletin silahlının çağrısı vardı. Hepsi ruhsatlı. Zaten kutularında henüz demonte şeklinde olan av tüfekleri için diyorum bunu. Silahlar vardı. Peki, onun dışındaki silahların hepsi de ruhsatlı. Ruhsatsız tek bir tane bile silah yok. Peki basına niye bu kadar bu tam otomatik makinalı tüfekler bilmem neler neden yansıtıldı? İşte onu, algı yani algı oluşu. Onu basına sormak lazım. Yani neden bu kadar göz göre göre bu kadar gerçek dışı haber yapıyorsunuz ve bundan nasıl bir mutluluk alıyorsunuz? Çünkü aynı haberi yapanlar ertesi gün çıkıp kendileri de ay biz diyorlar gece yarısı zaten savcı çağırdığında gidecektik, neden gece yarısı operasyon yapıldı falan. Ama şimdi devletin herhangi bir garezi, bir kliğini yok ki. Yok, devletin bir kliğini yok. Yani bu kadar, hayır bakın şimdi basına bu tam otomatik makinalı tüfekler falan böyle el bombaları bilmem neler, yani bir cephanelik gibi. Bir orduya küçük yetecek, bir herhalde devlet içine sızmaya çalışan, belli noktalarda odaklanmış. Ama buna, ucu da dışarıda hayır, olan bir odağın buna vesile ama olduğu görülüyor. Ama buna da basına da devletin, hükümetin, basın sözcüleri tepki göstermesi lazımdı. Hiçbir şey gelmedi. Hayır, olur mu? Sayın Cumhurbaşkanı hakkında bir haber yapıldı. Denildi ki Sayın Cumhurbaşkanı Adnan Oktar aleyhinde bir cümle söyledi. Hemen ertesi gün Cumhurbaşkanlığı ofisinden açıklama yapıldı. Hayır, ben Adnan Oktar aleyhinde hiçbir cümle söylemedim diye. Yani bizim aleyhimizde bugüne kadar ne Sayın İçişleri Bakanı tarafından, ne Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, ne Meclis Başkanı tarafından, ne de herhangi bir üst düzey yetkilimiz tarafından aleyhte tek bir beyan bile bulunulmadı, tek bir cümle bile kurulmadı.
Bu yani somut bir durum. Hiç ama şöyle bir şey gerçek de var. Şimdi bu isnat edilen suçlardan veya hukuki süreçte devam eden suçlardan bazı grubun içerisindeki arkadaşlarınız etkin pişmanlık yasasından faydalandı ve evet. itirafçı oldu. Evet. Yani peki siz niye böyle bir durumdan faydalanmadınız veya niye itirafçı olmadınız? Bir de tersini sorayım. Onlar niye itirafçı oldu? Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Onlara hiçbir kırgınlığım. Onlar çünkü bazıları 30 yıllık arkadaşım benim. Yani hastalığında, yatağında evet. baktığım insanlar. Çok sevdiğim, çok değerli. Hepsine de aynı sevgiyi ve aynı şefkati halen duyuyorum. Çünkü onların attıkları iftira demeyeyim ama gerçek dışı beyanlarla ben hapis yatmaya devam ettim. Arkadaşlarım hala hapiste. Ama buna rağmen hiçbir kırgınlığımız yok. Hiçbir küskünlüğümüz yok. Çünkü can azizdir. Cezaevi çok zor. Siz cezaevine... Hapis yaptıktan korktukları tabii, için mi? Korktukları için demeyeyim ama hepsi cezaevine girdikten sonra... Cezaevine girdikten sonra... Mesela bir tanesi kronik anafilaktik şoka girebilen ağır alerjisi olan bir arkadaşımız. Bizi aldılar Kandıra cezaevine götürdüler. Çok Allah razı olsun devletimiz orada da bize çok iyi baktı ama cezaevinin koşulları malum. Her taraf küf, her taraf fare pisliği. Her taraf yokluk içerisinde, pas içerisinde. Bir koğuşa koydular. Normalde ağır ceza, ağır müebbetlik ceza almış insanların oldukları koğuşa bu kızcağızı kapattılar. İlaç yok, yemek yok, su yok, hastalık, doktor yok, hiçbir şey yok. Bu insan canı ve bu sırada da birisi geliyor diyor ki size, bir avukat bey geliyor diyor ki size, buradan diyor çıkmanın tek yolu itirafçı olman, yani iftira atman, şu 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 hikayeleri yazman. Ondan sonra kapılar sonuna kadar açık diyor. Bize bunun için defalarca avukat geldi. Belli merkezlerden avukatlar geldi. Her gelen avukat bana da herkese geldi yani. Her gelen avukat şunu diyor. Bir daha mavi gökyüzünü görmek istiyorsan Adnan Oktar'a şunları 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 bana yaptırdı de. Ben şu an bugün dahi bunu desem, şu an desem ki ben itirafçı oluyorum. Adnan Oktar'ın talimatıyla yani Allah vermesin şunu da yaptım, şunu da yaptım. Kadınlara da tecavüz edilmesine destek verdim, şunu da yaptım desem. Ben bugün bütün kapılar bana sonuna kadar açık hakkımdaki dava falan yani hemen bitebilir. Yani sistem çünkü şu anda bizim dosyamıza has olarak ilginç bir şekilde işliyor. Ama bu bunların sistem hepsine, eskiden de ya şimdi öyle bir şey yok. Eskiden şöyleydi beyefendi. Çok ben 28 Şubat döneminde gözaltına alındım. 7 gün gözaltında kaldım. Adli tıp raporum var işkenceden. Omuzum sakattır benim hala tek kolumu kaldıramıyorum. Organize Suçlar Şubesi'nde darp edildim. O zaman sistemde de, o zaman da o DART'la o kağıdı imzalıyordunuz. Şimdiki sistemde de, şimdi bunun ben devletin bilinciyle yapıldığına inanmıyorum. Devlet bunu bilse zaten anında müdahale eder. Ama şöyle bir şey olabiliyor. İnsanlar hapse gönderiliyor, akıllanman bekleniliyor. Tırnak içerisinde mantık olarak söyle. Akıllandığında da o sözde iftir, itiraf denen şeylerin altına imza atıyorsunuz. O sizin dediğiniz sistemi ancak şu şekilde kişilere yaptırıyorlar. Yani böyle dini konsepte olanlara değil de silahlı terör örgütündeki itirafçılara yaptırıyorlar. Ama düşünün beyefendi bakın. Şimdi... Yani şimdi sizden birisine yani Adnan Oktar cemaatinden birisine sen işte Adnan Oktar şöyleydi böyleydi şunu yapıyordu bunu yapıyordu de. Öyle oldu. İmzala şunu. Öyle oldu. Öyle oldu. Biz şimdi, bunları yaşadık. Dava dosyalarını incelersiniz. Bakın, somut delilleri görürsünüz. Şey dediler, boş kağıt imzalayın. Bizim hayal gücümüz geniştir. Sizin eğer sizinle ilgili suç isnadı varsa onları da buharlaştırırız dediler. Ya mesela bir arkadaşımız, yok, ismini vermeyeceğim ben burada. Dosyaları ben size bütün dava dosyalarını getireyim, inceleyeyim. Mesela bir arkadaşımız 6 kere etkin pişmanlık ifadesi vermeye gitti geldi. 6 kere. Sonuç serbest kaldı. 6.'nın sonunda kaldı. 1.'de kalmadı. 2.'de kalmadı. 3.'de kalmadı. 4.'de, 5.'de, 6.'da kaldı. Çünkü ilk ifadesini vereceğim size bir. Bakın. Bir de 6. ifadeyi ama vereyim. Ondan sonra bakın şimdi. Ne kadar bakın. Ama eklenmişleri görseniz bakın. Bu kadar rahat ceza konuşmazsınız. Ceza sistemi şöyledir şimdi. Diyelim ki örnek veriyorum. Siz dediniz ki ben Adnan Oktar'ın talimatıyla işte genç bir kızı tuzağa düşürdüm. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Buraya kadar iyi. Bundan sonra siz serbest kalacaksınız değil mi? Mavi gökyüzünü göreceksiniz. Hı hı. Onu verdikten sonra size aynen şunu diyeceklerdir. Sen de bu işin neresindeydin? Onunla kurtulamıyorsun. Onunla kurtulamıyorsun işte. Beyefendi şöyle öyle, söyleyeyim. Yok. O zaman şöyle söyleyeyim. Benim eşim de şu anda Kırıkkale cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor. Eşimle aynı suçu işlediği isnat edilen yani cinsel istismarda bulunduğu isnat edilen ancak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ama biliyorsunuz kanunda cinsel suçlar için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma hakkı yok. Ve hükümde 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl ceza almış kişiler şu an sokakta dolaşıyorlar ama benim eşim ve arkadaşlarım tutuklu.
Peki, ve ben tecavüz ettim diyor. Benim eşim diyor ki hayır ben tecavüz etmedim. Burada iftira bir hikaye var ve ben delillendiriyorum diyor. Hakikaten de delillendiriyor. Mesela bir arkadaşımız kızın şu tarihte şu evde şu olay olduğu dediği tarihte yurt dışında. Pasaport kayıtları da var. Öbür arkadaşımız şu tarihte şöyle şöyle olduğu dediği tarihte Amerikan hastanesinde testis kanseri tedavisi görüyor. Belgeleri var. Ama bu çocuklar şu anda içerideler. Öbürü ya evet ben tecavüz ettim ama Adnan Oktar dediği için tecavüz ettim dediği için sokakta. 80 yıl ceza aldı sokakta. Gerçekten bir tecavüz olsa, gerçekten bir kadının canı söz konusu olsa, namusu söz konusu olsa zaten o insan 80 yıl ceza alıp sokağa salınmaz. Belli ki burada hiç kimsenin Adnan inanmadığı bir kumpas var. Adnan Oktar şu anda tam olarak ne için suçlandı da cezaevinde? Şu an net Adnan olarak 33 ayrı suçtan. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 30 ayrı suçtan, eğitim hakkını engellemek, oy verme hakkını engellemek, askerlikten soğutmak, silahlı suç örgütü kurmak, sözde kara, bunların hepsinin başına sözde ekliyorum. Kara para aklamak, cinsel taciz, cinsel CD'li istismar. CD'li kasetli diye o da var. Efendim? Şantaj, kasetli, şantaj iddiaları. Şantajın somut şeyleri yok da. Yok. Ama yani en son tutuklanıp götürülürken kameralara şunu demişti. İngilizlerin devleti yaptı bu işi demişti. Evet, İngilizlerin devleti. Ama şöyle olabilir mi? Yani şimdi İngilizlerin devletinin normalde hiçbir işi gücü yok da Türkiye'de o kadar büyük tarikat cemaatler varken niye Adnan Çünkü Oktar'a? Adnan Bey'e kadar etkili olanı yok. Adnan Bey'in 300 tane kitabı 73 dile çevrilmiş 44 ayrı ülkede yayınlanıyor. Bir, şimdi Adnan Bey'in Güneydoğu'dan Edirne'ye kadar tüm satıhta üniter yapının bozulmasına karşı olan her türlü harekete karşı, komünist materyalist her türlü faaliyete üniter karşı etkili. Üniter kelimesini kimler kullanıyor? Ben kullanıyorum, anayasamız kullanıyor. Sizce? Üniter devlet yapısını kullananlar bugün Yahudilerdir. Öyle mi? Onu bilmiyorum. Ben anayasamızda olduğu için. Anayasamızda onun örneklediğini tahmin etmedim. İngilizlerin devleti, bakın kitap burada. Değil mi? Şu kitap yazıldı diye iki cilt halinde, üçüncüsü yazılmadan. Evet. Şimdi bu kitap normaldeki önceki çıkartılan kitapların Harun Yahya adı, müstehar adıyla sonradan Adnan Oktar, sonradan Adnan Harun Yahya bunda olduğu evet, gibi. Evet. Önceki kitaplarından alıntıların çoğu bunda zaten. Hemen hemen. Yani bu kitap yeni bir kitap değil. Bu kitabı Adnan Oktar'ın diğer önceki kitaplarına bakarlarsa hepsi aynı zaten. Bir toplama derleme olmuş bu. Tam öyle değil siz şimdi, tamamını incelemeler ama şimdi bu kitaplarda tabi bu kitabın belli bir renk ayrımı vardır. Şurada oradan sonrası bu Darwinizme falan aittir o şey reenkarnasyon Darwinizme. Son 30 sayfası. Şimdi bu kitaplarda ve bütün kitaplarda kullanılan materyaller binlerce yıllık fosiller, fotoğraflar. Bunlar nereden geldi Adnan Hoca'nın eline? Araştırma ekibi var kendisinin. Bunlar İsrail ve İngilizler tarafından temin edildi bunlar. Yani İsrail şimdi ve bakın, İngilizler İslam'ın menfaatine bir çalışma yapsalar baş göz üstünde ama öyle bir çalışmaya bakın, keşke yapsalar. Şimdi bakın. Efendim bakın ben Adnan Bey'i 30 yıldır tanıyorum. Çok da yakın tanıyorum. Hemen hemen her günü de beraber geçen bir insanım. Kitap çalışmalarının da nasıl yapıldığını biliyorum. O kitapların bizzat nasıl hazırlandığını da biliyorum. Sayfa düzeninden resimlerine kadar nasıl hazırlandığını biliyorum. İnanın içiniz çok müşteri olsun. Öyle sizin zannettiğiniz bir şey var, gibi değil bir şey değil. İlk kitabıydı galiba Yahudilik ve Masonluk. Bir de şunu pardon söyleyebilir miyim? O toplandı piyasada. Toplanıldı. O dönem biliyorsunuz Adnan Bey Bakırköy Akıl Hastanesi'ne konuldu. O kitabı bastığı için. İlk orijinali bende var. Var mı? İlk orijinali var bende. Bunun içinde bol bol şey pasajları var. Masonların bir dönem bu 1940 ile 80 arası Masonların bu serbest cirit attıkları dönemde kendilerine ait hiyerarşisinde kendi bünyelerine ait çıkarttıkları dergileri vardı. Hürmasonlar var, dergileri falan. Bu dergiler normalde olur olmaz araştırmacının eline bile geçemiyordu. Fakat biz Loca'nın avukatıyla ve Loca'dan bazı üstadlarla görüştüğümüzde bunları onların servis ettiğini biz veriyoruz dedi. Bakın ben bile bugün kütüphanelerde var biliyorsunuz değil mi eski eserler? Eski eserler eski var. Eski tarihli dergilerde var. Ama o kitapta kullanılan da Süleymaniye'de kayıtlı var biliyorsunuz. Şimdi bakın Adnan Oktar'ın kullanmış oldukları hakiki onların bastıkları dergilerdi. Şimdi onların bir de bunlar kendi başlarına bir devlet hiyerarşik yapı Masonlar. Kütüphanelere tabii ki bütün yayın evleri kitap göndermek zorunda.
Yahudilik masonluk kitabında kullananlar da var. Yani Süleymaniye'nin kayıtlarına girer bakarsınız. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Ayrıca sahaflarda da çok kolay bulunuyor onlar. O kadar zor değil. Neyler? Mimar Sinan dergileri. Evet. Mimar Sinan dergileri sahaflarda çok kolay bulunuyor. Yani çok o kadar karmaşık ve zor değil. Ama burada şu çok önemli. Şu İngilizlerin Devleti kitabı dediğiniz kitabın birinci cildi basıldı. İkinci cildi basıldı. Üçüncü cildi basılacaktı. Üçüncü cildinin basılmasına yakın Adnan Bey televizyonda canlı yayında bir açıklama yaptı. Dedi ki buna üçüncü ciltte elimde çok kıymetli ve özel bilgiler var. Ama ben bunu kitaba koymadan önce devletimiz uygun görürse mecliste gizli oturumda hükümetimize ve muhalefete anlatayım. Devletimiz ona göre gerekli tedbirleri alsın dedi. Zaten ondan bir süre sonra da operasyon oldu. Operasyon olmadan kısa bir süre önce Baroness Neville Jones vardır. MI6'in şeylerinden bir tanesi, üst düzey yöneticilerinden birisi. O bir heyetle birlikte Türkiye'ye geldi. Türkiye'de çeşitli görüşmeler yaptı. Baroness Neville Jones da internete girin hemen çıkacaktır. Bilmiyorum. Hatta onun yanındaki insanlar da ilginç, dikkat çekici insanlar var. Bunların fotoğraflarını göreceksiniz. Bazı görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde 3. cildin basılmasının engellenmesi, Adnan Oktar kitaplarının çalışmalarının durdurulması, faaliyetlerinin tamamen durdurulması konuşuldu. Yani bunlar çok net olmuş olan olaylar. 3. kitap basılamadı, operasyon oldu. Faaliyetlerimiz, malumunuz bütün Allah'ın varlığını, birliğini anlatan, Darwinizmin geçersizliğini anlatan 800'den fazla internet sitemiz kapatıldı. Kitaplarımızın basımı durduruldu. Kitaplar şirket kayyuma verildi, global yayın evi kayyuma verildi. Kitapların imha edilmesi kararı çıkarıldı. Yani Türkiye'de tarihinde bu görülmemiş bir şey. Allah'ın varlığını, birliğini, Kur'an ayetlerini, Kur'an mucizelerini, peygamberin hayatını anlatan kitapların imha edilmesi diye talep var, dosya da var. Yani böyle bir talep ne zaman görülmüş? Kime karşı yapılmış? Belli yapıldı, ki etkisi yapıldı. Çok köklü bir çok etkisine. Çok kişi yapıldı. Muhakkak ama Allah'ın varlığı bile ayet anlatılan kitabı yakmanın, ayet anlatılan kitabı. Burada biz kişisel bir görüş anlatmıyoruz. Ayet anlatıyoruz, iman hakikati anlatıyoruz. Ama şimdi ayet anlatan bir site, biz o sitede kişisel bir şey anlatmıyoruz. Devlet aleyhine bir şey anlatmıyoruz. Tam tersine PKK'nın ideolojisine karşı bir şey anlatıyoruz. O siteyi kapatmak bir başarı değildir. Bu kitapları yaktırmak bir başarı değildir. Biz cezaevine girdik, aileleri birleştir. Aileler şikayetçi dediniz. 5 tane ya da 6 tane aile var şikayetçi olan. Çeşitli ailevi meseleleri var. Daha çok yansıdı ama 5-6 tane. 5-6 aile dosyada da var. Ben size isim veriyorum. Dosyaya yansıyan olabilir ama. Teknik. Ver ama amaç aileleri. Pardon bir sözümü bitirebilirim. Amaç aileleri birleştirmekse. Peki görüşüyor musunuz cezaevi şartlarında haberleşiyor? Ama 1 saniye bir cümlemi bitireyim. Tabii. 5-6 ailenin derdini gerçekten önemli evet. Görüyorum. Kendi ailesi içinde kendi çocuklarıyla anlaşmazlıkları olabilir. Hepsini de çok seviyorum. Tanıdığım da insanlar. Annelerini, babalarını tanıyorum. Ellerinden öperim. Ama o 4-5 aileyi birleştirmek için sözleri yana çıktı. Bizim 34 arkadaşımın annesi babası bu sürede vefat etti. Bunun hesabı kime? 34 insanın annesi babası vefat etti. Bu insanlar annesinin babasının cenazesine gidemedi. Bir arkadaş mesela tek bakan kendisi. Aldılar kızı Eskişehir cezaevine koydular. Defalarca savcıya yazdı. Ya benim anneme bakabilecek başka kimse yok. Bir ay sonra ölüm haberi geldi. Ve gitmedi, gidemedi. Götürmediler cenazesine. Ya aldılar bizi Türkiye'nin dört bir yanında 10 ayrı cezaevine, 10 ayrı ile 18 ayrı cezaevine. 2 kişi dağıttılar. Kaldığınız cezaevleri, cezaevinin koşulları Türkiye'de öyle dışarıdan anlatıldığı gibi değil. Akıl hastanelerinin yanına, temizliğini bilmeyen, tuvaletini yatağına yapan insanların yanına koydular. Yerlerde tuvaletlerin önünde yatıyor insanlar. Şizofrenlerin yanında koydular. Kolları böyle boydan boya kesik insanların. Evet. Her gün sabah kalkıyorsunuz odanın içi kan gölü. Birisi daha kendini kesmiş. Tehditler, can... Ya böyle bir ortamda insanlar diyorsunuz ya neden etkin pişman oldu diye. Ya oradan kurtulabilmek için anasını babasını bile verir insan. Ama ben Allah biliyor, Allah da şahit. Öleceğimi de bilsem, yanacağımı da bilsem, mahvolacağımı da bilsem. Hiçbir masum arkadaşıma ben nasıl bile iftira atayım? Asla Adnan Bey'e iftira atmam ve asla yanından da ayrılmam. Hiçbir masum arkadaşıma da atmam. Ben canım mahvolabilir orada, o önemli değil. Şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi Adnan Oktar'ı İngilizler, İngiltere, İngiliz devleti, İngilizlerin devleti faaliyetini engelledi, hapse attırdı. Hı hı. Ve sesini soluğunu kesti. Bir de şöyle bir şey olabilir mi? Kaç yıldır yanındaydınız onun? 32 falan. 29 yıl ben. Evet. Yani 90 falandı tanıştığımda. 90'larda. Daha evveliyatı yok. İddianızı mı soracaksınız İsmail Hocam? Yok, hayır. Peki. Bir başka bir şey bu. O soruyu da aslında ben sormak istiyorum. Onu da aradan sonra tamam. Şey yaparız. Belki. Aramız yok. Yok. Buradan gidiyoruz. Ara versek de iyi olur aslında bir soluk almaya. Şöyle bir şey olabilir mi? Kamuoyunun da bilmediği,
Adnan Oktar'a verilen bir kırmızı çizgi. Yani bir kırmızı çizgi, sen buradan ileriye geçme. Bunu geçmiş olduğundan ne gibi bir kırmızı çizgi olabilir? Bunu tam detaylı şimdi söylemeyeceğim canlı yayında. Bunu bilahare yani isterseniz konuşalım. MI6. Hayır, o tamamıyla Türkiye ile ilgili. Ha, o zaman tamam. Tamamıyla Türkiye. Ben tersen algıladım. Onu bilahare konuşalım ama yani neticede bizim kendimize ait tek kırmızı çizgimiz devletimizin kanunları, Allah'ın Kur'an'da koyduğu sınırlar. Biz bu sınırları hiçbir zaman geçmedik ve geçmeyiz de. Devletimize de her zaman yap dediğini yaparız, yapma dediğini yapmayız. Bu kadar basit ve kolay bir şey yani. Ama İsmail, ne yapacağımız, hocam, ne yapmayacağımız söylenmedi bize. Yani o çok önemli bir detay. Şimdi siz derken bakın bize diyorsunuz. Şimdi cemaatin liderine söylenen diğerlerine söylenmez. Bir de o var. Şimdi bizde ama öyle bir öyle ortam ki yok, biliyor musunuz? Adnan vardır. Bey'i inanın vardır. Yok. Vardır. Tanısanız aslında çok daha farklı. Adnan Bey çok sevecen, tatlı, hoş sohbet. Mesela çoğu insan, pek çok arkadaşımız, daha yaşlı olanlar kendisine Adnan diye hitap eder. Ya abi diye hitap eder yani, bazıları var. Ya öyle bir hiyerarşi. Hani, Adnan Oktar'ın bildiğini siz hepsini mi biliyordunuz? Yani bilinmeyecek gizli bir hayatı yok ki. Adnan Bey çok doğal, hayatı ortada olan bir. Siz de biliyorsunuz zaten, canlı yayında her şey ortada. Bir tek ben değil ki. Ya gizleyecek olsa o masonu niye canlı yayında ortaya çıkarsın? Ama neden bir şey şimdi şurada canlı yayın harici var. Yok, bilmiyorum canlı ki yayının haricinde ya ne olabilir? Zaten onu da gizler insan. Yani düz mantıkla düşünün. Gizli bir faaliyet yapan insan. Bir masonla gizli faaliyet yapacaksınız. Adamı niye televizyona çıkaralım biz? Niye her yerde fotoğraf çektirelim, sonra da basına verelim? Zaten gizli faaliyet. Niye devletten gizli gizli getiririz yani? Niye böyle bir yola girmeyelim? İsmail Hocam da yani aslında oraya geliyor. Yani ben oradan da yakalamak istedim soruyu. Öyle gelecektim. Bir çizgi mi vardı? Adnan Oktar bu çizgiyi mi geçti ki devlet evet müdahale etti? Evet. O, yani bakın, ben devletimiz tabii daha hayır iyi bilir ve daha o iyi şey, tamamıyla öylesine söylenen yani İngiliz derin devleti. Bakın ben Yahudilerin bin yıllık projesi diye bir kitap yazdım. Hı-hı. Dünyada bir ilk 100 maddeden oluşuyor. Hı-hı. Onun yüzünden benim başıma gelmeyen kalmadı. Doğrudur. Doğrudur. Biliyor musunuz? Doğrudur. Yani, tahmin edebiliyorum, ha, doğrudur. Bana o kitabı, ben ikincisini de yazacağım. Bir türlü tabii fırsatım olmadı. O daha ağır olacaktı. Bana da dediler, kitabı yazma bu şekilde. Yazma. Mesela Adnan Bey Yahudilik ve Masonluğu yazdığında Bakırköy Akıl Hastanesi'ne konuluyor biliyorsunuz. 14 ay. En ağır delilerin, şizofrenlerin olduğu yerde ayağından kelepçeyle yatağa bağlı bir şekilde abdest bile alamayacak gibi ve Adnan Bey'in kaldığı süre bir oyun içinde 7 tane hasta birbirine, 7 hasta ölüyor yani birbirlerine saldırarak öldürüyorlar. Aynı savcının aynı şeyini, bunda hiçbir suç yok şeyiyle beraat ediyor Adnan Bey. Onun öncesinde de Adnan Bey'e defalarca mesaj geliyor. Akıllan, akıllandığın gün buradan çıkacaksın. Ama bu bir akıllan mesajı Adnan yani. Adnan Oktar'ı ruh ve sinire yatırırken onun yaptığı hal hareketler de onu oradan da sonrasında nasıl da nasıl hareketleri vardı ama? Hiçbir hareketi yoktu. Sadece Yahudilik ve Masonluk kitabını basmıştı sene 1986 ve hem daha sonra adli tıptan hem de askeri GATA vardı o zaman biliyorsunuz. GATA'dan akıl sağlığı yerindedir diye rapor alındı. Bakın şimdi ya, hem GATA hem adli tıp akıl sağlığında hiçbir sorun yok. Bakın, konulan tek teşhis de şeydi o dönem. İdealist pasoniye. Yani tutkuyla bir şeyi isteyen, seven insan. Bu bir hastalık değil zaten. 1986'da yazılan şu kalanlıktaki Yahudilik ve Masonluk. O zaman tabii bu global yayıncılık falan yoktu. Bir yoktu, başka yayın evi bastı. Hı-hı. Şimdi orada Dünya Masonları listesi, Türkiye'deki, hı-hı, Masonların listesi hepsi, hı-hı, vardı değil mi? Hı-hı. Şimdi bu bir ilk değildi. Bakın ben size benim arşivimden 1940-30 tamam mı? Onun en alası zaten o listenin çoğu da orada var. Çoğu hemen hemen. Yani ona kadar değildi. Yani o bir ilk kitap değildi. Onun ya, yüzünden o tehdit yoktu. Hayır. Çok öncesinde hocam, yazanlar vardı. Onu haklısınız. Şunu anlatmak istiyoruz biz orada ilk derken. Halka bu kadar geniş çevrede ulaşabilen çok ilkti. Evet. Yani mesela sizin gibi kıymetli araştırmacılar, Erkan Bey gibi hani konuya meraklı insanlar ilkleri bilirlerdi. Bakın ne bileyim şimdi, bir hani sokaktaki tabii Ahmet Efendi'ye bile ulaşan ilk Yahudilik Masonluğu kitabıydı. Tabii ki onu kastediyorum. Tabii ki ulaşılabilir. Şöyle izah edeyim ben. Önce yani 2-3 hamle oldu. Önce Masonluğu deşifre etti. Birçok kişi bilmiyordu. Çok geniş izleyici kitlesi var. Çok kişi duydu. Ben kaç kişiden duydum Masonluğu ilk sizden duyduk diye, hiç önemli değil. Belki önce kaynaklar da olabilir.
Önce deşifre etti ama öyle bırakmadı. Çünkü bütün kapılar kapanırdı. O kapıları açmak için mason oldu. Masonluğun 33. dereceden teklifini kabul etti. Sonra o kapılar tekrar açıldı. Peki ve, masonluğa kabul edilmesi şöyle, için o ritüelden geçti mi? Yok, hayır. Yok. Geçmeden o mason olan. Sadece o gün orada. O ritüeli biliyorsunuz değil mi? Biliyorum, tabii evet, ki. Tabii. Ya 33. derecede mason olunca. Teklif törenini ve o ölüm ücretini falan diyorsunuz. Hayır hayır, daha değişiği var, neyse. Gizli törenlerle derece alıyor. O şekilde değil. Açık oldu. Topluma açık, kameraları istese Adnan Bey kapatabilir. O bir diploma getirip jesti aslında yani. Tiyatrodur o. Yani şöyle diyelim. Bakın, kaleyi gerçekten içten fethetti, hayır, Adnan Bey. Kaleyi içten fethedemezsiniz. Nasıl kale içten fethediliyor ya? Masonluk gibi bir öyle bir kurumu binlerce yıl... Kapıyı açtı diyelim. Yani güzel bir kapı açıldı. O evet, kapıdan bundan sonra bütün Müslümanlar girsinler, tebliğlerini yapsınlar. Evet. Bir yerde bir surda gedik açmak bile kıymetlidir. Adnan Hoca'nın soyunda Yahudilik var mı? Yok. Adnan Bey Seyit. Kafkas Seyit'i. Seyit'se şayet Seyit... Kafkasya'dan geliyor ailesi. Oradan Kars'a, Kars'tan Ankara'ya. Yok, Kars'tan değil. Tokat, Ankara. Ankara Bağlı. Neyse. Eğer Seyit'se bırak masonluğun içine alınmayı, kapısından içeri sokulmaz. Seyit belgeleri var, ben size getirdim. Evet. Rus devlet arşivinde ya var. Peki Seyit torunu da, yani ne diyeyim artık? Size diyorum ben, o bir diplomanın, hani masonluk belgesinin o gün jest olarak adamların getirdiği, sunduğu, kendilerine yapılan tebliğe karşı onların bir iltifat olarak karşısında verdikleri bir diploma olarak düşünüyorum. Yani. Özür diliyorum. Evet. Tabii buyurun. Bakın Adnan Oktar'ın tabii moderatör olarak bunu şimdi A9 kanalında Adnan Oktar'ın özellikle ben bir sözüne denk geldim. Veyahut da bir yerde izlemiş olabilirim. Aklımda değil. Şimdi masonlarla alakalı bir cümle kuruyor. Diyor ki ama konunun tam anlamıyla nereye gittiğini şimdi unuttum. Şöyle bir cümlesini duydum. Ya masonlar dedi ya, adamı parçalarlar dedi ya, kolay mı ya dedi. Siz dedi yani, şimdi İsmail Hocam onu demeye çalışıyorum. Belki de orada başka bir atraksiyon vardı. Nasıl bir atraksiyon? Sen az evvel ne dedin? Belli sınırları mı geçti dedin? Evet. Müdahale edildi. Tabii. Belki de ben şimdi 33. dereceden, evet sen güzel söylüyorsun, o kolay bir şey değil. Üstad-ı Azam. Öyle değil mi? Evet. Kolay bir şey değil. Orada yayında bir propaganda veya başka bir şey olabilir mi? Bir Erkan algı. Bey, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bu belki aklıma geldiği için soruyorum. Aklınıza gelen şey, benim de buradan başka bir şey aklıma geldi. Belki bir ışık olur diye söylüyorum. Bediüzzaman Hazretleri'nin, Said Nursi'nin 12 tane talebesi var biliyorsunuz. Abi diye bilinen kişiler. Bu abilerden Mustafa Sungur abi, Adnan Bey'i çok sever ve hepsi çok sever, çok tanır da Mustafa Sungur abinin çok güzel bir sözü var. Bence Adnan Bey'e bakarken onunla bakmak lazım. Hep şey derdi, sen Seddi Zülkarneyn oldun, seni aşıp Müslümanlara gelemiyorlar. Bu bence çok önemli bir şey. Bu bizim fedakarca, Adnan Bey'in fedakarca kendini ön safa korumasıyla ilgili bir şey. Ya onun arkasında Müslümanlar çok rahat faaliyet yapabiliyorlar, çok rahat etkinlik yapabiliyorlar. Şu an sağ bir iktidar varsa zemindeki Darwinist, materyalist ideolojinin tamamen yıkılmış olmasını, yani o kültürel de mesela Doğu Perinçek bile diyor, Adnan Oktar diyor, milyonlarca konferans yaptırdı diyor Anadolu'da diyor, AK Parti iktidara taşıdı diyor. Yani bunu sol bile teşhis edebiliyor. Bunu Doğu Perinçek mi diyor? Doğu Perinçek'in sözü var, evet. Tabii ya, biliyorsunuz kendisi zaten şeydir yani, sosyolog olarak iyi değerlen, yani toplum sosyolojisini iyi takip eden bir insandır. Hatta Abdullah Öcalan'ın kitabında da var buna benzer bir tespit, Adnan Bey'in adı geçiyor. Peki, devletin ve MIT'in desteklediği din adamları bu kadar faaliyet yapmasa diyor. Ben size gönderirim onu. Adnan Bey'in adı geçiyor bizden. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Adnan Oktar'la haberleşiliyor mu? Yani bir haberleşme ortamınız var mı? O anlamda bir haberleşme değil ama sağlığın iyi olduğunu biliyoruz. Yani avukatları aracılığıyla mı? Avukatları görüşüyordur tabii de. Yani mesela, avukatlarından arada bir hani hal hatır sorma tarzında, yoksa öyle bir haberleşme. Zaten öyle bir ihtiyaç yok. O manada söylüyorum zaten. Dostluk anlamında diyorsun. Öyle bir ihtiyaç yok. Ama sağlığın zaten resimleri geliyor. Ailesine göndermiş basında. Yayınlandı, görmüşsünüzdür maşallah. Bayağı eskisinden çok daha sağlıklı. Dinçlik katmış cezaevi ona yani. Omuzlar genişlemiş, saçları uzamış, cilt perfect. Yani bu şekilde tertemiz haberler geliyor yani. Ama basına yayınlandı. Yok, şimdi basına çok eski fotoğraflara yansıyor. Siz görmemiş olabilirsiniz. Birkaç tane görmüyor. Yeni, yani böyle uzun saçlı saçlı. Yok hayır.
uzun saçlı cezaevi avlusunda çekilmiş evet, fotoğraf. Onu gördüm. Cezaevinde bilmiyor olabilirsiniz. Cezaevindeki şartlar nasıl? Tabii bilmiyoruz onu yani. Onu biz de bilmiyoruz. Ama şey, cezaevi Müslümana iyi geliyor. Hepimize Adnan, çok iyi geldi. Bana çok iyi geldi. Ona Adnan çok daha iyi gelmiştir. Adnan grubunu Adnaniler diyorlar. Yok yok, kimse demiyor. Biz demiyoruz. Biz arkadaş grubu olarak Adnancı derler yok, falan şimdi, ama Adnani diye bir hayır, şey duymadım. Kendi kanalında da Adnaniler diye geçti böyle. Belki hani sevenlerden, okuyuculardan gelen bir mesaj esnasında falan geçmiştir. Bizim şey kendimiz yapmış. İçin öyle bir kullanımımız şimdi yok. O da olabilir bakın. O kelimeyi biz duyduk Adnan Oktar'ın ağzından kanalda canlı yayınlarda, geçmiş yıllarda. Tabii tam tarihini veremeyiz ama Adnaniler. Şimdi Seyit soyundan dediniz, Seyit dediniz. Peki kaçıncı kuşak? Adnaniler kaçıncı kuşak? Ve Adnanilerin anlamı nedir yani? Şeyi mi soruyorsunuz? Peygamberimizin soyunun temeli. Şimdi Adnan Oktar grubuna Adnaniler. Yani, biz Adnaniler demiyoruz. Bak, onu siz nereden çıkarmıştınız bilmiyorum ama bak, yani bizim kamu, bakış açımız yok. Kamuoyunda Adnaniler olarak geçiyor. Kamuoyunda da çok duymadım ben. Belki siz hani araştırmalar esnasında bir şeye denk geldiniz. Yani bugün zaten Hizbullah örgütü de biz Hizbullah'ız demiyor yani. Kamuoyu diyor verdi bu. Tenzih ederek söylüyorsun sen. Ya Hizbullah çok ayrı bir şey. Örnek verdi. Örnek verdi. Teşmiş tata olmaz dedim de yani. Şurada araya girmeye çalışıyorum. Şimdi Gülay Hanım da Meltem Hanım da o kadar bilgilere vakıf olmayabilirler. Tamam, grubun içerisindeler. Bir görevleri var. Diyorlar ki bu grubun bir görevi var. Misyonumuz tebliğ etmek. Biz diyor sevgi, Allah sevgisini aşılamak. Ama tabii bu neticede de... Yani sevgi, barış, adalet. Bunu diyorlar. Ama şimdi tabii isnat edilen suçlar, yapılan operasyonlar bizim işte şu anda Türkiye ekranlarında hani bilinmeyenler varsa da iki hanımefendinin söylediklerine de bilinmeyenleri ortaya dökmek. Hı. Sen de güzel konulara değiniyorsun, güzel başlıklarla yakalıyorsun. Araştırmacı yönüne tebrik ediyorum. Ama ben bir soruyu daha sormak istiyorum. Buyurun. Sana geleceğim İsmail Hocam, merak etme, söz hakkı vereceğim. Şimdi haberleşiyor musunuz dedim. Biz dediniz sadece aracılar vasıtasıyla işte basına yansıyan resimlerle dediniz. Yanlış olmasın, aracılar vasıtasıyla avukatlar, falan avukatlar. Haberleşmek niteliğinde bir şey değil o. Yani ben eşimle de haberleşiyorum. Avukat gittiğinde iyi mi, sağlığı ama nasıl, size o kadar. Ama size neticede haber gelmesi lazım. O, bu grubun o kastettiğiniz anlamda bir haberleşme gibi bir şey değil. Yani ben merak ettiğimde adam benim sağlığı nasıl diye sordum. Evet iyidir diyorlardır demişlerdir. Peki tek bu kişilik kadar hücrede yani mi kalıyor? Ne bileyim, tek kişilik kavuşamam. O manada soruyorum ha, onları zaten. Onları soruyorsanız bunlar ha, zaten onları basına soruyorum yansıyan şeyler. Tabii. Edirne cezaevinde, Edirne Fethi cezaevinde kalıyor. Tek kişilik en başından beri, 2018'den beri. Tek kişilik hücrede kalıyor, tek başına tutuluyor. Edirne F tipi cezaevi bilmiyorum, biliyor musunuz? Türkiye'nin en eski yapılmış evet, F tipi cezaevlerinden biri. İçine detayına kadar bilmiyorum. Evet, ama koşulları zor gibi olan bir cezaevi. Ama Osmanlı'nın başkent olduğu zamandan kalma yerdi. Keyfin neşesi yerinde. Hani hep öyle bilinir ya Edirne zaten. Hani Hazreti Hızır'ın da makamı diye bilinir. Bir tepeden oturur seyreder, Mehdi'yi izler diye bilinir. Hep öyle şeyler vardır yani. Orada o 2018 operasyondan sonra kısa bir süre Silivri cezaevinde kaldı. Sonra Edirne cezaevine götürüldü. Sonra mahkemeler sırasında tekrar hep beraber bizler de Silivri cezaevine getirildik. 5 ay boyunca Silivri cezaevinde kaldı. Çünkü her gün duruşmaya gidip geliyorduk. Sonra hükümden sonra, yerel mahkemenin hükmünden sonra tekrar Edirne cezaevine getirildik. Psikolojik durumu nasıl peki, bir haberiniz var benim mı? Benim mahkeme salonunda gördüğüm kadarıyla, çünkü her gün 5 ay boyunca yani müthiş neşesi yerinde, müthiş keyfi yerinde. Şarkılar zaman zaman mırıldanarak, neşesini çok güzel ifade ederek, bütün arkadaşlarımız da öyle. Yani biz çünkü cezaevine medrese-i Yusufiye diye bakıyoruz. Her Müslümanın bir güzel tecrübe etmesi gereken bir nimet. Kendi imanınıza şahit olduğunuz, tevekkülünüze, anlattıklarınızda samimi olup olmadığınızı herkes kendi vicdanında bilir. Bir de o an yaşadığınız his vardır ya, o his, o şahitlik, kendi imanınıza şahitlik çok kıymetli bir şahitliktir. O yüzden Müslüman için nimettir. Biz cezaevine şey olarak görmüyoruz, cezaevi olarak görmüyoruz. Eğitim evi orası, sevgi evi, güzellik evi. Çok şey öğreniyorsunuz. Sayın orada. Cumhurbaşkanı'na kırgın mı? Efendim? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırgın mı? Yok, hayır, hayır, hiç. Asla. Mahkeme ifadesinde var. Kırgın değiliz, küskün değiliz. Devletin yap dediğini yaparız, yapma dediğini yapmayız diye. Bir de Kur'an'da ki tevekkül anlayışı bize inşallah Allah'ın izniyle tam oturmuş durumda ve ben onu Adnan Bey'de mahkemede de çok izledim. Çok zaten tanıdığım, bildiğim bir özelliği. Ben hep Adnan Bey'e baktığımda şu şekilde gördüm.
Mesela Kur'an'da Hazreti İbrahim ateşe atılıyor. İnsanlar baktığında ateşi, ateşte yanıyor görüyor. Fakat Allah'ın dilemesi dışında bir yaprak bile düşmez. Allah ateşe diyor ki serin ol diyor. Yani insanlar mesela tepkileri şöyleydi. Hani 10 bin yıl ceza alındı. İşte mesela Ergenekon'da intihar edenler oldu. Bunalıma girenler oldu. İşte psikolojik bozuklukları olanlar oldu. Sizin gibi soruyorlar hani nedir durumu diye. Adnan Bey çok neşeli. Hani o mahkeme ortamının stresi, bağırış çağırış, işte jandarmalar eşliğinde avukatlar dışarıya çıkıyor falan. Adnan Bey müthiş sükunetli, müthiş neşeli, müthiş Allah'a teslim, böyle imanın nuruyla tertemizdi ve her seferinde hani mahkeme ortamında olmama rağmen iyi ki dedim Adnan Bey ile Allah beni tanıştırdı, iyi ki iman nuru verdi bana, iyi ki hani böyle bir insanı tanıyorum diye çok çok şükretmişimdir. Onun için dışarıdan görünenle Müslümanın yaşadığı çok farklıdır. Cezaevine atılırsın, sürgün yersin. Kur'an'da çok fazla örnekleri var. Ama bunu baktığında işte bir merci yapıyormuş gibi görünse de aslında bütün olayları derleyen, toplayan, hepsini kaderinde sana gösteren Allah'tır. Onun için Müslüman çok tevekküllü olur. Onun içinde dediğim gibi ateşin içinde de çok neşeli olur. Allah'a teslimdir. Ne gelirse Allah'tan hepsini güzellikle karşılar. Söylemem o ki dışarıdan görünenle Allah'ın bizim içimizde ruhumuzda yaşattığı şey bambaşkadır. Onun için hep neşeli oluruz her ortamda. Kırgın mı diye sordunuz. Adnan Bey'e mahkemedeki ifadelerinde de bunu çok defa vurguladı zaten. Ne devletimize, ne Tayyip Bey'e, ne hükümetimize, AK Parti'ye hiçbir şekilde bir kırgınlığı olmadığını çok vurguladı. Bir de Adnan Bey gerçekten Tayyip Bey'i çok sevgiyle, hürmetle seven bir insandır. İçten bir saygıyla seven bir insandır. Ta ki belediye başkanlığı döneminden beri, herkes bilir zaten, belediye başkanı seçildiği gün arkasında bizim arkadaşlarımız vardı Tayyip Bey'in. Sonrasında da bizim desteğimiz hiçbir zaman kesilmedi, kesilmez de. Manevi desteğimiz anlamında diyorum. Sevgi dediğimiz, saydığımız çok çok gerçekten değer. Türkiye için kıymetli olduğunu düşündüğümüz bir insan. Zaten devletimizin de anlayışı ve politikasının o yönde olduğu görülüyor. Bunun da ötesinde benim kanaatimce ve bizce bu operasyon zaten Tayyip Bey'le aramızı açmak için, bizi Tayyip Bey'e düşman, Tayyip Bey'i bize düşman kılmak için ve bu yolla AK Parti'nin oyunun zayıflaması için, AK Parti'nin daha zayıflaması için falan planlanmış, kapsamlı. Yani şöyle bir şeydi bu operasyon. Yani derler ya, bir taşla birkaç kuş vurmak diye, bir taşla birkaç amaca birden ulaşabilmek için. Yani çok yönlü planlanmış. Hakikaten İngilizlerin devletinin istihbaratının masasında her aşamasıyla aslında çok detaylı düşünülmüş. Ama yalan olan yerleri de çok fos ve kötü ve akılsızca. Çünkü deccaliyet hep akılsızdır. İblis hep akılsızdır. Akılsızca planlanmış bir kumpas bu. Amaçlardan biri de dediğim gibi hükümetle bizim aramızı ayırmaktı. Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz o durumun farkındayız. Biz bunun neden olduğunun da farkındayız. Asla ne devletimize ne Tayyip Bey'e en ufak bir kırgınımız. Cezaevinde de olsak, dışarıda da olsak, sürgünde de olsak, idamla da yargılansak, müebbetteysek asla bir kırgınlığımız olmaz. Mümkün değil. Bu bizim Kur'an terbiyemize de yakışmaz, İslam terbiyemize de yakışmaz, devlet terbiyemize de yakışmaz. Adnan Bey bizi böyle yetiştirdi. Kendisi bunun çok daha güzel, burada olsa çok daha hakkıyla ifade ederdi, inanıyorum ki. Tabii. Bir de biz böyle duygusal değerlendirmeyiz. Akılcı değerlendirme nasılsa o şekilde olur. Devlet bizi sınadı deriz, konuyu kapatırız, küsmeyiz, kırgınlık hissetmeyiz. Yani önemli olan Allah'ın kaderde bize yarattığı imtihan ortamıdır. O başı da belli, sonu da belli. Hepsi Allah'ın kontrolünde. Onun için onun neşesini, şevkini her zaman içimizde yaşarız. Peki çıkacağından umudu var mı? Neden olmasın? Allah'tan umut kesilmesi Kur'an'a göre haram olur zaten. Kafirlerden başkası Allah'tan umut kesmez diyor Allah. Hazreti Yusuf zindanda yıllar boyunca unutuldu diyor. Ayette var. Unutuluyor ama bir gün bambaşka bir şey oluyor. Güzelliği oluyor, karşılığı oluyor. Ama Yusuf kıssasıyla Adnan kıssası çok farklı. Adnan kıssası demeyelim, o Kur'an saygıya da uygun olmaz. ama Yusuf kıssasında, Kur'an'da Allah bu kıssada hepiniz için güzel ibretler vardır diyor. Her devirde yaşamış için, her insan için, sizin için de var, benim için de var. Doğal olarak Adnan Bey için de var. Herkesin alacağı ama bir ibret, bir kendine çıkaracağı bir pay, nefsine çıkaracağı bir ders olabilir. Şurada şu var, şöyle bir esas bir gerçek var yani. Bu olay, bu olgu
Rasyonel olarak gidiyor. Yani rasyonel olarak gidiyor. Fakat irrasyonelle dönüşüyor. Ve İngilizlerin devleti bu grubun liderini içeri aldırıyor. Operasyon gibi. İngiliz'le hiçbir alakası yok bu işin. Siz İngiliz devletini yakından tanıyorsunuz galiba. Hiçbir alakası yok. Evet. Yani biz... Hayır. Sizin takdiriniz öyle olabilir. Somut bir durum var, olaylar var. Şimdi burada açıklamak istemeyeceğim, bazı ve şeyler de var ama neticede bu böyle. AK Parti'ye de faydası yani. Da yok yani. Demokratların AK Parti'ye de hiçbir faydası yok. Bakın, bütün il başkanlarını dolaşın, kadın kollarını dolaşın. İsmail Hocam, bazı faydalar, değil. Mesela Bediüzzaman'ın güzel bir sözü var. Bir yerde imanlı bir insan olur, aynı. Ta öbür tarafa yansır ama o insanlar aradaki aynaları anlamadığı için onun kaynağının nereden olduğunu bilmezler diyor. Zeminde yapılmış 40 yıllık bir imani faaliyet var. Türkiye'yi duvarı olmayan okul haline getirmişiz. 3500 tane ilçe dolaşarak konferans yapmışız. Milyonlarca kitabı ücretsiz dağıtmışız. Yurt dışında ve Türkiye'de. Yani Şırnak'ın, bakın gidin, bana fotoğrafları var, bulduğumda size yollayayım. Şırnak'ın camisinde dahi Kur'an Mucizeleri kitabı var Adnan Oktar'ın. Ya ama böyle müthiş bir tebliğ. Bunun kaynağının kim olduğu, siz olun, Allah razı olsun, baş göz üstüne. Ama neticede kim yaptıysa bunu, güzel bir şey yapmış. Oradaki insan Kur'an Mucizesini okuyup bir şuur, bir ruh, bir bilinç kazanmış. O bilinci de sandıkta sola yansımıyor, sağa yansıyor. Bu çok bakın, düz mantıkla görülebilecek bir şey. Gidip sonra sola oy vermiyor yani. Fethullah Gülen'e ait gazeteler, dergiler de milyonluk tirajda hep bedava dağıtılıyor. Oradaki ruh, bakın buna bu teknik bakıyorsunuz siz olaya. Teknik yok. Bakılacak bir şey değil. Ruhla baktığınızda çok rahat anlayacaksınız bir şey. Buradaki şey, buradaki heyecan, buradaki samimiyet, buradaki fedakarlık nerede? Orada anlattığınız insanları zorla bir şeye abone ettirip kapısına gazete koymak nerede? Ben niye kendi başıma bu kadar imkanım varken? Yok canım, olur mu? Bütün cezaevlerine balya balya Fethullah'ın gazeteleri gidiyordu, kitapları gidiyordu bedavadan. Efendim gitsin, o beni ilgilendiren bir şey değil. Ama burada önemli olan size anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz bir avuç insanız. Bugüne kadar herhangi bir devlet bürokrasisinde yer almadık, siyasetin içinde yer almadık, herhangi bir partinin içinde yer almadık, bir ihaleye girmedik, bir şey yapmadık, şirketimizin peşinde koşmadık. Bir insan daha Allah'ı kavrayabilsin, Allah'ı anabilsin, kendi iç mutsuzluklarından kurtulabilsin, güzel yaşayabilsin. Bir insanı kazanmak dünyayı kazanmaktır. Biz bunun için emek verdik. Yani başka biri daha iyisini yapsın, hep beraber ona destek verelim. Ben mesela Adnan Bey'in bu konudaki samimiyetini gördüğüm için Adnan Bey'e destek veriyorum. Ama yarın öbür gün Erkan Bey bu konuda böyle dehşet bir faaliyet yapsın, ben tüm imkanını bırakır. Kitabının tercüme edilmesi gerekiyorsa onun kitabını ücretsiz tercüme ederim. Bir de aklıma yani takılan... Yakın zamanda ben mesela Kadir Mısırlıoğlu rahmetli onun videosunu izledim. Diyor ki hayatımda diyor, hayatım boyunca içimde ukdedir diyor. Bir kişinin imanına vesile olamadım diyor. Biz gerçekten insanların imanına vesile olan kişileri bulalım. Kadir Mısırlıoğlu olamaz tabii. Siz Kadir Mısırlıoğlu'nu biliyor musunuz? Şöyle ben sadece bu yönünü söylüyorum. Mesela insanların imanına vesile olan gruplar, kişiler... Kim olursa olsun biz zaten gerçekten her türlü maddi manevi hiçbir beklenti olmadan yardımcı oluruz, hizmet ederiz. Adnan Bey işte bunu yapıyor. Z kuşağına ulaşıyor, insanları akın akın getiriyor ve insanların imanına vesiliyor. Ben eski sanatçıyım, ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben Harun Yahya eserlerini okumasaydım, Adnan Bey ile tanışmasaydım bambaşka bir hayatım olacaktı. Belki hiçbir grup, tarikat, cemaat bana tebliğ yapmayacaktı. Adnan Bey o insanların yapmadığı hedef kitlesini seçiyor. Onları anlatıyor. Seküler kesimin, bu yayın politikası da öyle. Seküler kesimin dikkatini çekmek için, işte Z kuşağının dikkatini çekmek için. Bugün çok fazla ateist ve deist oldu Z kuşağı. Yani gencecik insanların bu sadece AK Parti problemi de değil, devlet problemi. Eğer bunlar ateist ve deist olmaya devam ederse, yani devlete aidiyet duygusu olmayacak, işte toplum düzeninden anlamayacaklar, işte vatan millet sevgisi olmayacak. Yani bakıyorsunuz bugün parasını, imkanını bulan yurt dışına gidiyor gençlerimiz. Yani güzelim yurdumuz var, niye gitsinler? Yani beyin göçü olsun, herkes geri gelsin. Vatanımız çok güzel. Yani bu gençleri bizim kurtarmamız gerekiyor. Sürekli bir eleştiri. Yani daha iyisini yapın, daha güzelini yapın. Biz de size yardımcı olalım. Yani şu an Allah'ı mesela şu an
Arapça konuşan birçok insan var, milyonlarca insan var. Hiçbiri mesela iman hakikati anlatmıyor. Adnan Bey gibi Kur'an'ı bilimsel olarak mucizelerini anlatmıyor. Allah'ın varlığını, peygamber sevdiğini. Çok anlatanlar çok var merak etme. Yani, araya girmek istiyorum. Özür dilerim böldüm ama araya girmek istiyorum. Şimdi tabii çok güzel anlatıyorsunuz, faaliyetleri anlatıyorsunuz ama ben program içerisinde bunu soracaktım. Tabii İsmail Hoca'nın bazı iddiaları olunca biraz beklemek istedim ama şu anda tam sırası. Şimdi tamam bu grubun tebliğ görevi medyada da grup içerisinde de veya çevrenizde de ki zaten biz siz olun veya işte Meltem Hanım olun siz zaten kendiniz bahsettiniz ben dediniz İslami yaşamı tarz İslami yaşam tarzını tercih ettiğim için Harun Yahya cemaatiyle tanıştım ve o şekilde grubun içerisine yer aldım. Peki şimdi tabii insanlar bunu görüyor. Ben bunu bu yüzden sormak istiyorum. Bu kadar birbirine bağlı ve sistematik şekilde ilerleyen bir grup maddiyatı nereden buluyordu? Çünkü evet, doğru soracaktım. Kitaplar var. Fırsat verilmiyordu ona da. Yani bunu ben eleştirisel anlamda sormuyorum. Bir şeyi öğrenmek istiyorum ki millet de, izleyenler de belki bilen vardır ama bilmeyenler de öğrensin. İşte İngilizlerin devletinin iç yüzü ve Harun Yahya ile o mahlayla basılmış Yahudilik üzerine, Masonluk üzerine, İslam üzerine güzel ahlakı anlatan yığınla kitaplar var. Bunların kaynağı nereden geliyordu? Ve şuna da dikkat ediyorum. Grubunuz içerisinde hakikaten şık, güzel giyinimli insanlar var. Dolayısıyla Mahmut Paşa'dan alınmış bir takım elbise yok. Versace, Prada, atıyorum Gucci... Hakikaten ama bunlar biliniyor. Yani bu markalar, bu kaynak markalar, nereden geliyor? Kaliteli yani. Markalar. Yani bu kalite nereden Allah geliyor? Bunun altyapısı nereden geliyor? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Değirmenin suyu samimiyetten geliyor ve Allah korkusundan geliyor. Teknik kısımlarını da açıklayacağım da ben size. Asıl samimiyetten, Allah korkusundan ve geleni geldiği anda Allah için harcamanın bereketi o. Allah'ın ayetleriyle hareket ettiğinizde Allah parayı bol bol dağıt ve harca diyor. Ama ben para nereden geliyor yani? Ben çalışıyorum. Herkes çalışıyor. Herkesin işi gücü var. Bizim arkadaşlarımız Türkiye'nin Allah'a çok şükür önde gelen sanayicileri, kuyumcuları, iş adamları parasını keyfine değil de Allah rızası için kitap basmaya harcıyor. Yani ha, birbirinizin arasında bir yardımlaşma ya oluyor. Ve Kur'an'da anlatılan legal ve helal bir şekilde ve aynı zamanda da kanunlara uygun bir şekilde bir konferans çalışması mı yapılacak? Ben İngilizce mi biliyorum? Ben diyorum ki ben simultanesini ücretsiz yaparım. Öbürü diyor ki ya ben de yemekleri karşılarım. Ben de işte salonun kirasını gelin 3-5 kişi beraber verelim mi? Verelim. Ama vakıf bir şey yapıyordur. O vakıf defterine kaydediliyor vesaire. Resmi kayıtları ayrı olarak söylüyorum. Genel mantığı olarak anlatıyorum bunu size. Her şey fedakarlıkla ve her şey... Allah Kur'an'da şunu söylüyor Erkan Bey. Ayet net. İhtiyaçtan arta kalanı verin diyor. Ben kendi bakış açısıma göre zenginlik bolluk içinde yaşayıp gün gelince zekat vakti 40'da birini vermiyorum. İhtiyacımdan arta kalan her şeyi Allah yolunda harcıyorum. Benim bütün arkadaşlarım da böyle, Adnan Bey de böyle. Çalışıyorum, kazanıyorum. Çalıştığımı, kazandığımı da Allah yolunda kitap olabilir, internet sitesi olabilir, bir tebliğ faaliyeti olabilir, birinin giyeceği güzel bir kıyafet olabilir, birinin arabası olabilir. Herkes farklı bir şekilde bunu harcıyor. Bizim için kıyafetlerin falan bir önemi yok. Burasında bir logo yazmasının da bir önemi yok. Ama o tebliğde güzel bir işaret oluyorsa, Peygamberimiz de döneminde Bizans cübbesi giyermiş. Dönemin en şık kıyafetlerini giyermiş. Ayakkabıları çok şıkmış. Çünkü insanlar ilk ona bakıyorlar. O bir tebliğ yöntemi. Mesela Hazreti Süleyman bir saray yaptırıyor. Sarayı dillere desnen. Kur'an'da da örnek olmuş. Heykeller, havuzlar. Onu mal hırsı olduğundan yapmıyor ki Allah sevgisinden yapıyor. Bir TV kanalı da var ama ortada. Bu da bir kaynak. Bir TV kanalı var. TV kanalı kendi yönetimi. Şundan inandırıcı gelmiyor. Yani ben en başta söyledim ya hocam diyorsunuz siz. Da yani bu kadar şeye bakın bu kadar şaşalı tantanalı hayata bu kadar yüksek şeylere bugün bir TV kanalı çevirmek kolay bir şey değil yani. Ufak da olsa. Hocam size az ama önce konuşmanın başında çok, belki çok yüksek bir geliriniz olması lazım. Dikkatinizi verememiş olabilirsiniz belki. Yani diyorsunuz başında. Ki bakın ben çalışıyorum diyorsunuz. Bir şeye bir tek ne kadar maaş alıyorsunuz ki mesela? Beyefendi bir tek ben değilim ki bizim çok tamam. Ya o mesela şeyden bahsediyorsunuz. Neydi o? Kanaldan bahsediyorsunuz. Kanalın sahibi olan arkadaşlar belli. Bunu zaten masak kayıtına bakmış.
tek bir cümle bile usulsüz orada bir yasa dışı, bir gizli çıktı yok. Yasal bir şekilde bir şirket sahibi olarak o şirketini döndürüyor. Bunda böyle dehşet bir şey yok ki. ATV nasıl dönüyorsa, işte Habertürk, CNN Türk nasıl dönüyorsa A9 TV de sahibi tarafından dönüyor. Bu yani toplu bir faaliyet içerisinde yapılan bir şey değil ki. Ama siz benim günlük yaşantımdaki hayatıma dair şeyleri soruyorsunuz. Ben günlük yaşantımda hayata bakış açımı anlatıyorum. Dedim ya size en başında. Kur'an'ın yaşanabilirliğine inanmayan insan anlamayabilir. Yani ben Allah rızasını en çoğuna göre yaşıyorum. Bunda da samimiyim. Ama bunu bilmeyen insan yok bunun arkasında bir şey var diyebilir. Ya buna inandırıcı bulmayabilir. O onun kendi dünyaya bakış açısıdır. O kimseye inandıramaz zaten. İnandırmak durumunda değiliz ki. Allah'ın inanması yeterli benim için. Allah'ın benden razı olması yeterli. Ben kimseye inandırmak durumunda değilim. Allah razı olsun. Dilerse dünyayı razı eder, dilerse etmez. Önemli değil o. Peki son 6 dakikaya geliyoruz. Toparlamak istiyorum. İsmail Şorbacı hocamızın bir iddiası var. Daha doğrusu onun iddiası değil ama ona gelen bir bilgi. Ve yıllardır da biliyorum ki araştırmalar yapıyor, yazıyor, çiziyor, kitapları var. Şimdi İsmail Hocam sen mi söylersin ben mi söyleyeyim? Yo ben de söyleyebilirim. Bunu daha önce birçok kanalda, daha o zaman Adnan Oktar da kendi yayınlarını yaparken tabii ki izlemişlerdir. Çünkü onları da takip eden bazı ajanslar vardır. Yani isminiz nerede geçtiyse oraya alınıp yani kırpılıp götürülür öyle şeyler var. Çok yıllar önce de bunları söyledim ben büyük kanallarda. Sizin daha önceki kanallarda da söyledim ben. Sanıyorum bir kanalda denk geldim hatta beraber konuk olmuştuk orada. Orada ondan daha öncesi evet, birçok evet, kanalda. Evet. Şimdi hakiki bir Adnan Oktar vardı. İyi bir alimdi. İyi bir alimdi. Evet. Bu 1980'de darbeden biraz öncesindeki bugünkü İstanbul Laleli'de öldürüldü. Bütün bilgiler alındı. Ana bilgiler. Evet. Bu günümüzdeki Adnan Oktar hakiki Adnan Oktar değil. Adnan Oktar kitap yazabiliyor mu? Tabii yazıyor. Yazan peki şeyi merak olsun. Ettim ben. 79'da mı öldürdü dediniz? 80'de mi? 80. Bakın. Peki 80 öncesinde Adnan Oktar adına yapılmış ne çalışmalar vardı? O Adnan Oktar'ın, o dediğiniz alemin. Tamamen bu İsrail. Hayır, hayır. Yani kitabı var mıydı? O dönemlerde zaten bakın. Ya büyük bir alim dediğiniz bakın, ve 80'de öldü dediğiniz Adnan Oktar'ın 80 öncesinde basılmış bir kitabı, bakın, bir yazısı bir şey var bakın, mıydı? Onu şöyle bir şey bilemiyorum yani. Ben size. 1980 yani darbeden öncesine kadar Türkiye'de kolay kolay kitap bastırılmıyordu. Basılmıyordu. Yani kişi kitap bastıracaksa bile bakın o dönemki eski dönem 80'den öncekilere bakın gazeteciler, köşe yazarları, o gazetelerin yayın evleri vardı. Hep onlardan çıktı kitaplar çoğunlukla. Peki çoğunlukla. Onlardan çıkmış kitabı var mıydı o Adnan yok, Oktar? Yok, bütün belgeler yazısı, vardı. Yazısı, köşe ama. Yazısı falan var mı? Vardır belki. Şöyle, ben anladım. O Adnan Oktar'ı öldürdü, sonra yeni bu Adnan Oktar mı geldi? Evet, bunu getirdiler. Ben Adnan Bey'i tanıdığımda 90'dı. Adnan Bey benim bildiğim kadarıyla 79 yılında İstanbul'a geliyor. 79'da hatta çok meşhurdur, Independent'a patlaması olduğu gün vardır ya, o gün İstanbul'a ayak basıyor. O gün geliyor, ondan sonra faaliyetlerine başlıyor. İlk kitabını, 86 zaten operasyon falan olması, işte o Bakırköy falan vesaire olaylar. Ve benim tanıdığım Adnan Oktar bu dönem boyunca Allah'a çok şükür hiç ölmedi. Ve Allah çok daha uzun ömür versin, en az 140, 160, 170 yıl yaşatsın yani inşallah. İnşallah. Öyle bir şey. Bir bakış açısı, sizin bakış açınıza, elinizdeki bilgiye de saygım var ama doğru olduğuna Adnan inanmıyorum. Adnan Bey'le birlikteyim. Benim dışımda 250-300 kişi var. Yani Adnan Bey'in işte öldürülüp yerine başka biri geçilse, aynı kişilik, aynı karakter, aynı güzel ahlak, aynı sevecenlik, aynı uslup. Yani bir kişi bile olsa fark eder böyle bir şeyi. Yani bu biraz tabii sizi tenzih ederim, çok saygı duyuyorum fikrinize. Biraz komik ve çocuksu, şehir yok, efsanesi yok, yok. Gibi geliyor. Bir delili yok, bir isnat eder. Manası da yok. Ondan kazanılan ne var ki? Hayır. Ya Adnan Oktar öldükten sonra yeni bir Adnan Oktar çıkmasından kimse çıkartılanlar zaten Yahudiler. Yani bakın. Ama bu basına da yansıdı. Şöyle basına yansıdı. Zaten Facebook'ta falan görmüştüm bunu böyle. Hayır, basında. Biz Facebook'a falan filan inanmayız. Yok, sosyal şöyle, şöyle İsmail Hocam, Google'da, Google'da bazıları, Google'da bazıları bu konunun üzerine gitmiş. Evet. Adnan Oktar'ın 80'li yıllardaki fotoğrafları,
basına yansıyan demeçleri ve şu andaki işte yani günümüzde yani insanın olan görüşlerinde farklılıklar olabilir ama o insanın birebir getirmişler ya, çok farklar var. Mesela ben bile baktım şaşırdım. Çok yani, fark var. Çok fark var. Ama bu kolay yani. bir tespitli iddia. İsteseniz hani devletin kayıtlarından, cenaze işlerinden falan kaydı çok kolay bulunabilir. O ayrı bir konu çok, ama çok şimdi bir iddia olsa da bir operasyon yapılmış yani. Burada diyor. Belli yok, bir operasyon biz var. Biz yani bize güveniyorsanız bizim de Adnan Bey'le yakınlığımızı anlamıştır. İzleyenler de anlamıştır herhalde. Ben yani dediğim gibi 90 yılından beri Adnan Bey'in yanı başında bir insanım. Adnan Bey hep aynı Adnan Bey. Ama tabii ki fikirlerinde değişiklik oluyor. Her insanın fikri. Siz iki gün öncekiyle bir değilsiniz ki. Daha güzelini bulduğunuzda daha güzelini uygulamak erdemdir. Daha güzelini buldun, daha doğrusunu bulduğunda ona göre hayatında, inancında değişiklikler yapmış olabilir. Bu doğal bir şey zaten. Ama o iddianın bir geçerliliği olmadığı belli. Bir de bu Yahudiler ve Masonluk konusuyla bağlantılı böyle bir düşünceye kapılmış olabilir. Çünkü hani Adnan Oktar öldürüldü, yerine Mossad ajanı geldi diye. Şimdi Adnan Bey'in fiili olarak 40 yıldır yaptığı çalışmalar var. 300 kitap var. Yabancı dillere çevrildi. Konferanslar, seminerler. Bunlar çok meşakkatli. Öyle hani sıralandığını peşi sıra söyleniyor ama yani 30 tabii yıl, 40 ki, yılımızı bakın, verdik. Tabii ki bir meşakkatli. Yanda, tabii, bakın bir dakika. İşte, tabii ki meşakkatli. Bir yanda devlet ve millet için şimdi, bu kadar meşakkatli iş yapacak. Bakın, bir yandan dakika. Da ajanlık faaliyeti bir dakika, yapıp, tam tersini yapacak. Mantık bakın, hatası var, mantık çelişkisi var. Bir dakika bakın. Adnan Oktar ilk dönemin saldırıları nereyeydi? Yahudiler, Masonlar. Evet. Değil mi? Madem sen Yahudi ve Mason karşıtısın ama 33. dereceden üstadsın. Bu da çok sonra çıkıyor ortaya. Saldırı ben, demeyelim, bak, deşifre. Deşifre etti bu önce. Bu saldırıdır. Hayır. Ama onu Gülay Hanım birkaç kere anlattı bence. Çok basit. Yani birkaç aşamalı bir tebliğ planı düşün. Önce, deşifre bakın, ediyor, sonra tebliğ yapıyor. Bakın. Bir güzellik hayır, yani bakın, o kadar bakın şimdi, bak, kompleks bir şey yok bak, yani. Çarpıtmayalım şimdi. Şimdi önce onları Türk halkına, Müslüman halka afişe ediyorsun, deşifre ediyorsun. Bunlar diyorsun, bu gruplar böyle böyle kötüdür diyorsun. Uzak durun diyorsun, değil mi? Bunu bu şekilde aşılıyorsun. Masonluğun iki bölümü var ama dinsiz siz onu biliyorsunuz değil mi? Masonluk tek bir yapı değil. Kendi evet. aralarında da çok anlaşmaz. Siz neden İslam'ın lehine olabilecek bir çalışmayı... Bir inananlar var, bir inanmayanlar var. İslam'ın evet. lehine olabilecek bir çalışmayı, İslam'ın faydasına olabilecek bir çalışmayı, bir surda gedi kaçmayı bence hayır ve ama güzellik bak, olarak bakın görmek şimdi, lazım. Bakın, benim demek istediğim şu. Tabii ki tehlike varsa bak, tedbir alalım hayır, diye diyorsanız bir dakika, tamam da. Şimdi bu grupları, bu camiaları, işte Masonluk, o da bir tarikattır. Hı hı. Masonlar, Yahudiler, her Yahudi de aynı değildir. Hı hı. Gerçek Tevradi Yahudileri tenzih ederim. Bunların her şeyini, bütün kötülüklerini, insanlığa bütün kötülüklerini, zararlarını halka aşılıyorsun. Bilinçlendiriyorsun. Bilinçlendiriyorsun. Halkı kendine inandırıyorsun. Tamam. Halk sana bağlanıyor, bak tamam. diyor. Bizi aydınlatıyor. Ama ilerleyen dönemlere doğru bu evrilmelerle beraber bir çıkıyorsun ki bu aşıladığın halkın karşısına 33. dereceden Mason. Yok öyle bir çıkıyorsun. Hayır yok. Yok sizi tabii öyle bakmakta özgürsünüz yok. Ama hayır. neticede bakmak buradaki... Bu, buna herkes aynı bakar öyle bir şey yok kardeşim herkese, öyle bir şey yok. herkese kendi fikrimizi dikte etmeyelim de herkes öyle yani bakar bakın, diye ya bugün özgürlük bugün içerisinde herkes istediği bakın, gibi baksın. Bugün Fethullah Gülen de Türk ve İslam aleminin içinde bir numaralı star yıldızdı. Neredeyse Şeyhülislam gibiydi. Sonraki zamanlarda ne oldu? Al buyur. Fethullah Gülen bir numaralı İslam yıldızı gibi gösterildiği dönemde 2019'da Adnan Oktar, 2009'da Adnan Oktar Allah bir sözü dışında hiçbir sözüne inanmam. CIA'nin elinde bir insan o, diyordu. O kadar övücü sözleri hayır, var televizyonda. Ya yok ya bu kadar da değil. Biz de seyrettik bizde de var o kayıtlar. Beyefendi yapmayın ben size vereyim. Yok siz hepsini seyretmemişsiniz. Ya Fethullah Gülen'i de övdüğü zamanlar da çoktu. O belli bir durum altında belli bir şey için sizin Fethullah Gülen'i övdüğü dediğiniz zaman da Pensilvanya'nın ötesine selamlar gönderiliyordu. Hocam tamam. bir an önce Türkiye'ye gel deniliyordu. Şimdi burada hukuklu ve dosyanın detaylarına girmeyeyim ben size bilahare sonra anlatayım ama bir iki cümle mi bir yana? Daha 2009'da giriyoruz bu arada. Daha yani 2009'da Türkiye'de hizmet hareketi denilmeye bakıldığı zaman da aman dikkat edin bunların CIA ile bağlantısı var. Allah birdir dediği sözü dışında hiçbir sözüne inanılmaz değil. Bu hatta o da gazete, zaten. Gazeteye haber olmuştu. İnternet haber, en son haber falan bunları haber yapmışlardı. Ve dershane krizi ilk çıktığı gün daha Adnan Bey'in o gün bir yayını vardı. Adnan Oktar tarafını seçti diye bir haber vardı. Daha kimse tarafını bile belli etmiyordu. Herkes bir köşeye çekilmiş, masanın altına yatmış. Acaba hangi taraf kazanırsa o taraftan taraf oluruz diyordu. Öyle bir zamanda Adnan Oktar'ın çok net
FETÖ'yü eleştiren dershanelerden kazanla para toplayıp ne yaptınız belli değil. Devlet tabii ki tedirgin olur, o dershaneleri kapatır diye açıklaması var. Neyse, bunların detaylarına girmeyelim. Yani bizim dosyanın da hukuki detaylarıyla ilgili konular ama yani zaten sonuçta özet, evet. Sonuçta özet olarak Adnan Bey hayatı ortada olan bir insan. Çok çok samimi, çok çok sevgi dolu, Allah'ı çok seven, devleti çok seven, insanları çok seven bir insan. Zaten bu kadar aklı başında, bu kadar iyi eğitimli, bu kadar görgülü, güzel insanında, bu kadar çok bir insana ilgisi ve sevgisi varsa, bunca hapishaneye, çileye, yokluğa, bütün malımıza, mülkümüze el konuldu. Her şeyimiz elimizden alındı. Hapishaneye konulduk, sürgüne gönderildik. Çekmediğimiz şey kalmadı. Buna rağmen de yine de Adnan Oktar diyorlarsa, bu insanda bir güzellik ve kıymet vardır. Bu güzelliği de herkesin, inşallah Allah herkese bir şekilde gösterir. Görmeyen de kendisinin takdiridir. Ama ortada güzel, sevgi dolu, devletin, milletin iyiliği için çalışan bir grup var. Onun dışında da hiçbir şey yok. Bir yanlışımız, bir hatamız olduysa da insanlık hali olmuş olabilir. O peki, hatalarımızı da telafi ederiz inşallah. Devlete ve millete bu kadar yararı, faydası vardı. Devlet niye aldı o zaman? Efendim, ben devletin aldığına inanmıyorum. Dediğim gibi... Yani buraya... Odak, hayır, bakın... Yani devlet bu, içinde çöreklenmiş bir yapının organizasyonu canım, olan bir yok, durum yok, söz konusu. Yok, o kadar da değil yani. Ya öyle olsa zaten çok daha farklı bir durum olurdu. Devlet içinde yapılaşma olan paralel devletlerin alayı... Belli aşamalarla hepsi yok edildi zaten. Peki, şu anda yok edilmeyen şimdi, uzantıları var demek ki. Gerçi son dakikalar var. Programı bitirip evet, kapatamıyoruz. Tamam. Pardon, kusura bakmayın. Şimdi, ama şimdi ben de şöyle bir soru soracağım. Her şeyimize el konulu diyorsunuz. Nasıl geçiniyorsunuz o zaman? Ben babamdan aldığım harçlıkla geçiniyorum şu an. Çünkü sağ olsun savcılık makamı, emeklilik maaşımız da dahil her şey el koyduğu için. Evet, yani sonuçta bu grubu evet, siz dışarıda devam ettiriyorsunuz. Bir grubu devam ettiriyoruz, arkadaşlarımızı yani devam ettiriyoruz. Bir bağlantı var sonuçta, haber almaya yani, çalışıyorsunuz. Aynı beraber aynı sofrada oturuyoruz. Evet, aynı evet. Bir grup faaliyeti şeklinde değil, arkadaşlarımızı evet. Devam siz ettiriyoruz. Siz peki Gülay Hanım nasıl kardeşlik esası var bizde. Evet. Şu an zor bir dönem geçiriyoruz. Evet. Bütün mallarımıza el konuldu, evet. Banka hesaplarımız bloku oldu. Hatta ailelerin bize bağlantısı olmayan kişilerin bile banka hesapları, emeklilik maaşları donduruldu. Şimdi böyle bir süreç var. İslam ahlakı, yani bir ekmeğin varsa yarısını kardeşinle bölüşürsün. O zaman bir mağduriyet yaşamazsın. Yani tamam zor günler ama biz maddi manevi birbirimize destek verdiğimiz için onu Allah sıkıntısını çok fazla hissettirmiyor. Bir de bir lokma ekmek, bir bulgur pilavı bize yeter. Yani bizim öyle bir derdimiz de evet. Yok. Biz mesela cezaevinde her gün aynı yemek geliyordu. Her gün bulgur pilavı geliyor malumunuz. Yani her gün bulgur pilavına şükrediyorduk arkadaşlarımız yani. Tarafından destekleniyoruz. Yani birbirimize yardımcı oluyoruz. İhtiyacı yani. Olanı ihtiyaç içinde olduğunu yardım hissettirmiyoruz ediyoruz. Yani. Bu inşallah. Zor süreci de böyle atlatmaya çalışıyoruz diyorsunuz. Evet. Anladım. İsmail Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İddialına geldin. Hanımefendiler cevapladılar. Belki daha başka bir zamanda, daha geniş bir zamanda ki bayağı bir geniş zaman oldu aslında. Yine bu tür iddiaları konuşabiliriz. Tabii ki. Seve seve. Gülay Hanım, Gülay Pınarbaşı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür programına. Ederim. Konuk oldunuz. Grubun içerisinde ne şekilde geçtiniz, nasıl bir yaşam tarzını seçtiğinizi zaten açık açık anlattınız. Meltem Arıkan Daman Hanımefendi, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bilinmeyenler vardı, bilinenler vardı. Siz grubun içerisinde olan insanlar olarak burada bilinmeyenleri ifade ettiniz. Bana düşen de Gizli Gerçekler programı olarak zaten misyonumuz bu. Her kesimi çıkartıyoruz. Parantez içerisinde, tırnak içerisinde terör grupları hariç. Tabii. Yani terör grubundan kasıt bir PKK. Bir YPG veya diğer terör grupları hariç onlarla ilgili hiçbir şekilde söz hakkı tanımayız. Ama tabii ki de bir grupsunuz. İsnat edilen suçlar var. Yazılan, çizilen. Şu an hukuki süreç devam ediyor. O yüzden sizi çıkardık. Dinlemek istedik. Çok teşekkür ederiz. Bilirsin diye. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Geniş bir zamanda yine bu konularla alakalı bir İnşallah. Program yaparız diye düşünüyorum. İnşallah. Çok sağ olun. Tekrar çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Efendim, Gizli Gerçekler'in sonuna geldik bu akşam. Türkiye'de tarikatlar ve cemaatler gerçeğine değindik. Güzel de bir program oldu diye düşünüyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya aynı şekilde, aynı saatte görüşmek üzere efendim.